Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz beIN Sports stüdyolarına. 14 Ocak Cuma günündeyiz ve bugün Raşit Altun'la birlikteyiz haftanın son manşetinde. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Raşit Altun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz valla. Nöbetçi golcü müyüm? Estağfurullah. Sadece erken kaldırdık bugün biraz sizi. Uyanabildik mi? Yok gayet. Zor değil mi? Vallahi yok, çok zor. Yok ya. O kadar değil ya, sabah 11'de. Senin işin zor, bizim değil. Ya sen akşam, her gün geliyorsun. Akşam her şeyi seyret, sabah evet, tekrar ama... ondan sonra oradan bak o öyle dedi mi, bu tabii, böyle tabii. dedi mi. Ama haftada bir gün olunca sıkıntı yok da 5 gün zor. Evet. Zor. Hepimizin işi zor, hepimize kolay gelsin. Diyeceksiniz ki Uğur Meykener'de endişeye mahal yok. Sadece evet. hafif bir gribal problem yaşıyor. Ciddi bir durum değil. Hani buradan sevenlerine haber vermiş olalım. Bugün dinleniyor, istirahat ediyor evinde. Buradan da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Selamlar. Sevgili Uğur Meyke. Şimdi değerli izleyenler, malumunuz Spor Toto Süper Lig'de yeni hafta, 21. hafta bu akşam itibariyle başlıyor. Hemen getirelim ekranlarınıza maç programını. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Aynı saatte Özgür Kablo Yeni Malatyaspor Göztepe karşılaşması ile haftayı başlatmış olacağız. Medipol Başakşehir İttifak Holding Konyaspor yarın hatırlayacaksınız oynanacaktı ancak Allah rahmet eylesin Ahmet Çalık'ın kaybıyla, hayatını kaybetmesiyle bu karşılaşma ertelendi, onu belirtelim. Cumartesi gününün maçları saat 13.30'da Adana Demirspor Yukatel Kayseri Spor maçı var. Babakars Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor'la oynayacak saat 16'da. Aynı saatte Demir Grup Sivasspor Trabzonspor'u konuk edecek ki Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor her iki takımın oyununu düşünecek olursak yine satranç maçı gibi keyif, seyir zevki yüksek, keyfi yüksek bir karşılaşma olmaya namzet. Akşam saat 19'da cumartesi günü Fraporto Antalyaspor Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü 3 karşılaşma. Altay Aytemiz Alanyaspor'la saat 13.30'da oynayacak. GZT Giresunspor'un rakibi saat 16'da Kasımpaşa olacak ve Galatasaray yeni hocasıyla saat 19'da Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkacak Domenek Torrent'le birlikte. Önümüzdeki hafta çift maç haftası biliyorsunuz. Salı gününden itibaren yine çarşamba perşembe maçlar oynanacak. Ardından yine önümüzdeki cuma cumartesi pazar maçlar yine oynanacak. Yine sıkışık bir maç periyoduna giriyoruz. İlk maddemiz elbette bu akşam sahaya çıkacak olan Beşiktaş ile alakalı. Ancak önce bu akşam oynanacak maçtan önce bir düne uzanacağız değerli izleyenler. Dün bazı açıklamalar vardı. Dün bazı atamalar ilan edildi Beşiktaş kulübünde. Hemen bakalım neymiş? Hangi isimler gelmiş? Biliyorsunuz zaten de biz programımız içerisinde bir kez daha sizlere hatırlatmak adına neler söylendi? Hızlıca bir bakalım. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Önder Karaveli ile birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 2 saate yakın süren toplantıda Başkan Çebi birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar adını hata dediğimiz, hakemlerin göremediğini ve insani olarak bazı şeyleri yapamadığını kabullenmiş olmaya karşılık bir VAR hakemliği müessesesi tesis edildi. Ama VAR hakemliğinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. Sağdaki hakemin hata yaptığını kabul edebilirsiniz. VAR hakemin hata yaptığını kabul edemezsiniz. VAR hakemi yanlış yapıyorsa kasıtlı yapıyordur. Dolayısıyla VAR hakemlerinin artık orta hakemlerle beraber, orta hakem aynı zamanda olmaması gerektiğini defalarca söyledim. Bu uygulama için yeni uygulamayı beklemeye gerek yok. Bir spor kulübünün değerinin, marka değerinin özellikle seçim zamanı çıkacak adaylar sayısı ve kalitesiyle çok daha yükseleceğini iyi bilenlerdenim. Dolayısıyla Mayıs ayında aday olmaya devam edeceğim. Genel kurulun önüne çıkacağım, yaptıklarımın hesabını vereceğim ve başkanlığa aday olduğumu buradan açıklıyorum. Mutlu olabileceğim tek şey, lütfen bütün Beşiktaş başkanlığına aday olmayı arzu edenlerin aday olmalarını istirham ediyorum. Bu Beşiktaş için çok kıymetli ve değerlidir. Sadece hani şu düğünlerde takılıyor ya beşi bir yerde, beşi bir araya gelip de seçim öyle girmesinler.
Her biri tek tek girecek, adaylığını koyacak, projelerini açıklayacak. Biz de yapacağız. Bu Beşiktaş'ın değerini yukarıya çekecektir. Teknik direktörlük konusunda merak edilenleri yanıtlayan Çebi, Önder Karaveli ile yola devam edildiğini kaydetti. Önder Karaveli hocamız artık büyük bir projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir. Bu proje öz kaynak, altyapı, Beşiktaş'ın ekonomik anlamda düzelebileceği tarzda futbolcu yetiştirmek, üretmek şeklinde olacağını, bundan sonra birinci önceliğimizin artık bu olduğunu, bunu daha evvel ektiğimizi bir yıl evvel Mehmet Ekşi hocamızla beraber ve meyvelerini topladığımızda buradan kamuoyuna müjdelemek istiyorum. Hocamız şu anda teknik direktörümüzdür. Bundan sonra da bu büyük projenin her daim bir parçası olmaya devam edecektir. Basın toplantısında yapılan açıklamada kulübün yeni sportif direktörünün Ceyhun Kazancı olduğu belirtildi. Önce Ceyhun Bey kardeşimle ilgili şunu söylemek istiyorum. Şu andan sonra kendisine sportif direktör olarak tanımlama yaptığımızı kamuoyunun bilgisine arz ediyorum. Her zaman genelde taraftar veya bazı kesimler şunu ifade ediyorlar. Siz yöneticisiniz, karşı futboldan ne anlıyorsunuz? Futbolu bilen birilerine teslim edin. Profesyonelleşin, profesyonellere teslim edin. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yaparken de bir taraftan da bunu söyleyenler yine tekrar eleştiriye devam ederseler yanlış yaparlar. Art niyette görür kendilerini. Bir art niyet var demektir. Sayın Ceyhun Kazancı benim için değil, camia için bir şanstır. Kendisinin ne kadar başarılı olduğunu zaman içerisinde göreceksiniz. Ceyhun Kazancı Beyefendi ile öz kaynağa dayalı bir projeyi başlattık, yürütüyoruz. Meyvelerini de görmeye başladık. Bunu buradan bilmenizi rica ediyorum. Kendisine güvendiğimi, kendisine güvenmeniz gerektiğini buradan ısrarla ifade etmek istiyorum. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından sözü alan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yeni göreve hakkında duygularını dile getirdi. Ben 22 yıllık bir kongre üyesiyim, Beşiktaşlıyım. Tribünlerden gelen biriyim. Futbolla ilintim, başkanın söylediği gibi, çok farklı mertebelerde oldu. Menajerlik de bunlardan bir tanesi. Pazarlama tarafı, satış tarafı, stadyum tarafı. Aslına bakarsanız bir kulübün gelir elde ettiği ve giderlerini de teşkil eden neredeyse bütün bölümlerde bulundum. Birçok kulübü tanıdım. Türk futbolunda ne gibi sorunlar olduğunu zaten aslında ana başlıkları neredeyse bütün kamuoyu biliyor. Ancak birebir yaşayan ve bunların analizini yapabilme şansına aiz olan biriyim. Geldiğimiz noktada tabii ki işin teknik tarafına baktığımızda, futbol sahasının içine indiğimizde tabii ki bizim haddimize değil. İşin taktik tarafına karışmak, yorum yapmak vesaire. Herkesin tabii ki Türkiye'de her futbol severin görüşleri var ama önemli olan nokta bence hocanın, oyuncuların, kulübün futbol tarafının en olumlu şekilde, en sağlıklı şekilde yürüyebilmesini sağlayacak yapıyı oluşturmak. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise akademilerle A takım arasındaki geçişte sorun olduğunun altını çizerek siyah beyazlılarda bu sıkıntıyı gidermek istediğini kaydetti. Benim bu proje içinde bulunacağım durumu inanın insanlar bana teklif etmeden önce, kulübümüz bana teklif etmeden önce ben zaten teklif ettim. En doğru ve en iyi yapabileceğim şeylerden birisi olarak teklif ettim. Özellikle Beşiktaş kulübünde ben bu görevin her zaman zaten talibiydim. Daha önce de bu göreve talip olmuştum, anlatmıştım bu projeyi. Benim zaten uzun yıllardır kendi içimde, beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, paylaştığım ortamlar, durumlar var. Paylaştığım bazı geçmişte yaptığım röportajlar var. Ben zaten buna taliptim. Çünkü şunu görüyordum uzun yıllardır. Akademilerle A takım geçişi arasında bir köprü vardır. Ve o köprüde bu ülkede tıkanıklık var. Bu tıkanıklığın sahibi akademidir, yeteri kadar iyi yetiştirilmiyordur oyuncular diyebilirsiniz. Bu tıkanıklığın sebebi A takımın bakış açısıdır. İşte antrenörlerin sorumluluğu, maç kazanma baskılarıdır. İşte yabancı oyuncu sayısının fazlalığıdır, tecrübeli oyuncular. Bunların hepsini söyleyebilirsiniz. Ben bir tarafıyla ilgili bunu değerlendirmem. İki tarafı da var. Ama asıl olan şey arada bir köprü var ve o köprü tıkalı. Hep tıkalı. Ben oyuncuyken de tıkalıydı. Benim talip olduğum şey o köprüdeki tıkanıklığı gidermek.
Önce Beşiktaş kulübünde ve Türk futbolu içinde o tıkanıklığı gidermek istiyorum. Ve bunu giderecek bilgiye, birikime, donanıma sahibim. Dün yapılan Beşiktaş kulübünde dün yapılan açıklamalardan öne çıkan satır başlarını paylaştık sizlerle. Raşit Altun, Beşiktaş Başkanı Ahmet Bey, Ahmet Nur Çebi Mayıs ayında aday olacağım dedi. Eğer başka bu göreve talip olanlar varsa hep beraber bunu daha iyi noktaya taşımak için herkes ortaya çıkmalı dedi. Ama birleşme falan olmasa toplanıp gelmeyin diye teker teker, teker gelin dedi teker. Sayın Başkan. Ben bilmiyorum tabii mutlaka çıkacaktır ama herhalde Sayın Ahmet Nur Çebi seçilir diye tahmin ediyorum. Tabii bilemiyoruz daha Mayıs'a. Çok var. Çok var ama açıkçası ben başarılı buluyorum Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ve ekibini. Şampiyonluk bu sene evet iyi gitmedi işte ligde işler ama Şampiyonlar Ligi için kurulmuş birazcık pahalı bir kadro ama neticede 15 oyuncuyla Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor. Bu aslında bir yandan da avantaj işte genç oyunculara fırsat oluyor. Hani kriz gibi görünüyor ama aslında bir fırsat genç oyuncu. Emirhan çıkıyor. İşte Rıdvan zaten var. Ersin zaten var. Hoca da söyledi işte öz kaynak dönemi. Şey düzeni, yeniden yapılanma. Burada şöyle bir şey var. Murat Caner, tabii unuttuk biz hepimiz. Haziranda bu borçların yeniden yapılanma ödemeleri başlıyor. Doğru. Hani büyük kulüplerin borçlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden yapılandırdı. Bunların ödemeleri Haziranda başlıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayacak kulüpler. Kim yaşamayacak? Ya en az kim yaşayacak? Beşiktaş. Neden? Kalecisi zaten altyapı. İşte Rıdvan var, Serdar Saatçi var, Emirhan geldi. Geliyor. Alttan geliyor. Evet. Bu tabii çok, çok önemli. Burada tabii Sayın Başkan'ın hocaya da Önder Karaveli'ye de güvenmesi ki hakikaten özellikle Rizespor maçında özellikle ilk yarıda müthiş top oynadı Beşiktaş o kadar eksiğe rağmen. Yani ben de kesinlikle en azından sezonun sonuna kadar hocayla devam edilmesi taraftarıydım kesin. O akşam Güntekin Onay maç sonu programında evet. Şey dedi. Batshuayi ile Poyan Palo yer değiştirseydi. Tabii ya. Kaç biterdi ya, karşılaşma ya, futbolda diye. Öyle tabii bir maç doğru oynadı. Tabii elbette ama yani. Öyle bir şey yok ama maç mesela ilk yarı 5-0 olması yani tabii, öyle olabilirdi, bir şey yok tabii. O fırsatları olabilirdi. Buldu. Futbolun enteresan evet. Tarafı bu yani. İlk yarı 5-0 biteceğine 2-2 bitti maç. İkisi de duran toptan. Hani aslında bir hata golleri yani. Bireysel hatalarla yenilen goller. Öbür tarafta 7 tane atması lazım. Ama futbol öyle tabii bir şey olmuyor ya. Yani. Aynen öyle. Ama iyi bir futbol eksiklere rağmen var. Emirhan'ın müthiş oyunu var. Altyapıdan oyuncular güvenin, geliyor. Batshuayi'nin oyununu evet, yukarıya çektiği. Evet, yük çekmesi var. Ya Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Oyun anlamında evet. Oyun anlamı ama alttan da geliyor. Zaten ligden gerçekçi olalım. Beşiktaş için şampiyonluk şansı Fenerbahçe için de Galatasaray için de kolay değil, mümkün değil yani. Tabii evet. Ki matematiksel olarak var. Burada gerçekçi hedef yeniden yapılanıp genç oyuncuları kazanıp Türkiye Kupası ve tabii ligde yukarıda çıkabildiğiniz kadar yukarıda bitirmek. Yani Beşiktaş'ın Rizespor maçındaki oyunu Beşiktaş'a ilk 3'e taşıyabilir. İlk 4'e, 3'e, ikinciliğe. Hani Trabzon'da çok büyük fark var ama Başakşehir ve Konyaspor'la öyle bir fark yok arasında. Ama tabii futbol bu. Büyük takımlar da böyle yarıştan kopunca tabii biraz motivasyon sıkıntısı yaşıyor ama Rize'de hakikaten çok iyiydi. O tam bahsettiğin noktada Beşiktaş'ın önemli eksikleri vardı. Ancak motivasyon sorunu derken gözü parlayan oyuncuları buldu hoca. Tabii tabii. Hayır, Beşiktaş yaşamadı. Genel yaşarlar ama Beşiktaş yaşamadı. Çok iyi oynadı Rize maçın ilk yarısında. Yani Sayın Başkan'ın ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani mutlaka aday olacaktır. Tabii Önder Hoca'nın söylediği de A takımla altyapı arasında köprü. Yani bu maalesef bizim ülke hoca da söyledi zaten. Önce Beşiktaş'ta sonra Türk futbolunda. Türk futbolunun maalesef hastalığı. Altyapıya hiçbir zaman değer verilmiyor. Herkes verildiğini söylüyor ama değer verilmiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim sevgili Murat. Alex Ferguson'a çok şey yapıyoruz ya konuşuyoruz kitabında. Yeni testler yapıyorlar Manchester Üniversite. Mimarlar diyor ki altyapının yemekhanesi nerede olsun? Takımın A takım yemekhanesi var. Bir de altyapının yemekhanesi nerede olsun diyorlar. Alex Ferguson ne demek nerede olsun? A takımla yan yana diyor. Şimdi bizim kulüplerimizde Fenerbahçe Dereağzı'nda altyapısı, Samandıra'da, Beşiktaş Fulya'da bazı takımları götürdü ama Ümraniye'de. Bir tek Galatasaray, üç büyük takımdan bahsediyorum tabii, tesiste Florya'da hem A takım hem altyapı ama ayrı tesisler. Yani aynı tesislerde yemek yemiyorlar mesela oyuncular spor. Yani altyapı hiçbir zaman gereken önem verilmiyor. Bu sene veriliyor Beşiktaş'ta, görüyoruz verilince de ne olacağını. Geçen sene de şimdi hakkı yemeyelim yani Sergen Yalçın. Ersin, Rıdvan iki tane. Yani iki bölgesini kapattı ki Beşiktaş'ın yani hepimiz biliyoruz. Yani ben 48 yaşındayım.
Her zaman bir kaleci sıkıntısı oldu Beşiktaş'ın. Yani sürekli kaleciler geldi gitti, aldı olmadı. İşte Karius geldi, geldi olmadı. Orayı kapattı hoca. Erdoğan, Serdar. Bunu nasıl hayata geçiremiyoruz gerçekten anlaşılması mümkün değil. Sevgili Tolga Zengin, kulakları çınlasın. Buradan da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi kalecilerden bir tanesi. Şu anda da beraber mesai yapıyoruz. Beraber çalışma fırsatı bulduk. Daha yakından çalışma, tanıma fırsatı bulduk. Kendisinin yetişme altyapı zamanları ya da arkadaşlarının tecrübelerinden, şimdi burada uzun uzadıya anlatmayalım, yaşadığı tecrübelerden yaşanan sıkıntıları ya da standart olarak görülen uygulamaları hakikaten inanası gelmiyor insanın. Hakikaten inanası gelmiyor. Şey de söyledi, Erol Bulut da söyledi ya, ben Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde dedi, Murat Caner, altyapı konuşuluyordu. Futbolcu olarak geldiğinde, hoca olarak geldiğinde yine altyapı konuşuluyor. Arada 25-30 sene var. Halbuki o kadar normal ve basit bir şey ki, bu bir iş modeli. Üretiyorsun, ham madde, işle, üret, son ürün, kullan ya da sat. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dünkü açıklamasında da tam olarak bunu söyledi. Bunu söyledi, evet. Bir proje, büyük bir projeden bahsetti. Ne dedi? Öz kaynak, altyapı, futbolcu üretmek, geliştirmek ve bunu Beşiktaş kulübüne fayda sağlayacak bir politika haline çevirmek dedi. Yani birinci adımdan son adıma kadar. Hepsini özetlemiş oldu ve bu çerçevede de bu atamaları, yani Ceyhun Kazancı ve Önder Karaveli'yi atadık dedi. Bu büyük projenin parçaları dedi. Planlı hareket ediyor Beşiktaş. Çok planlı hareket ediyor ama seninle yukarıda birazcık konuştuk ama yani Ceyhun Kazancı, Sayın Ceyhun Kazancı'nın Galatasaray Lisesi'liği olması sosyal medyada tartışıldı. Ya Galatasaray Lisesi bir devlet okulu. Galatasaray Lisesi'nde olunca Galatasaraylı olmuyorsunuz. Beşiktaş'ta Galatasaray Lisesi olmak demek zeki birisiniz demek. Çünkü en yüksek puanı olan aynen liselerden biri. Başarılı yani çok zeki birisiniz. Demek. Çalışkan evet, birisiniz demek. Vizyon evet, sahibi birisiniz demek. Sayın Allah rahmet eylesin. Mehmet Üstünkaya, Beşiktaş'ın eski başkanı, Galatasaray Liseli. Süleyman Sabah birinci sınıfa Galatasaray Lisesi'nde gitmiş. Devlet okulu zaten. Eylesin. Allah rahmet eylesin yani. Yani bu avant yani aslında güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Fenerbahçeli de var, Galatasaray. Ya bunlara takılıyor olmamız hakikaten çok. Galatasaray Lisesi'nin bir önceki müdürü Vahdettin Bey çok tartışıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü üyesiydi. Devlet okulu. Devlet okulu. Zeki öğrenciler gidiyor. Yani Ceyhun Bey de demek ki çok zeki bir insan. Başarılı bir insan. Başarmış. Bak, bir de tabii 43 yaşında 22 sene, 21 yaşında Beşiktaş kulübüne üye olmuş. Evet. Bence bu da vizyon meselesi yani. Sevdiğin kulübe gidip üye olmuş 21 yaşındayken. Değil profesyonel mi? Bu adamlar. Bu hayır, ayrıca profesyonel de. Profesyonel. Ve eğer kulübe katkı sağlayacaksa ne oldu? Ki hiç alakası yok. Hangi okulu bitirdiğiyle, ne okuduğuyla hiçbir alakası yok. Galatasaray Lisesi mezunu. Aynen söylediğin gibi. Başarılı çocuklar gidiyor oraya. Zeki ve başarılı demek ki adam. Bitiriyor oraya. Evet, yani. Bitiriyor. Ya ayrıca yani bütün kulüplerde de, her kulüpte, yani Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da çocukluğunda, küçüklüğünde başka takımları tutmuş profesyoneller top oynuyor. Bu normal bir şey yani. Fanatik olmadıktan sonra yani. profesyoneldir. Bu kadar basit. Yani Galatasaray'da oynuyor herkes Galatasaraylı mı futbolcular ya da Beşiktaş'ta oynuyor ya da Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da. Profesyonel çok hayat. Manasız bir ya çok tartışıldığı için bu evet. Şey yapıyor. Maalesef ama bizim ülkemizde böyle şeyler çok tartışılıyor. Vallahi Beşiktaş'ta bu kadar borca rağmen bence İşler idare ediliyor. İyi götürüyor Sayın Başkan. Tekrar söylüyorum, Mart'ta da bilmiyorum aday çıkar mı Sayın Mayıs'ta. Bence çıkmaması gerekiyor mesela. Ya tabii ki yani demokrasi gereği çıkmalı tabii ama hani ben sen söylemek istediğin iyi gidiyor. İyi gidiyor. Öyle. Devam etmesi lazım. İstikrar. İşi profesyonellere bırakıyor. Çok fazla rol almıyor. Evet, almıyor. Beşiktaş başkanı. Altyapıdan oyuncu geliyor. Maliyetler düşüyor. Oradan satışa da başlıyor. Öz kaynaktan satışa da başlarsa zaten işte yıllardır dilimizde tüy bitti bunu söylemek. Ersin'e var Talip. Tabii Beşiktaş'ın ama o kaleci sıkıntısı da olabilir tabii o zaman. Çünkü hakikaten bu konuda yıllardır problem yaşıyor. Var ama yani. Serdar Saatçi'ye de duydum ben. 2003 doğumlu. 2004 doğumlu daha Emirhan. Daha alttan geliyor. Mesela İlkan diyorlar Emirhan'a. 2-3 tane Emirhan var altyapıda. Soyadıyla hani karışmasın diye. Yani var. İyi gidiyor işler inşallah da böyle devam eder. Ceyhun Kazancı demişken kendisi de sözleri içerisinde yani hem kendi kariyerini anlattı hem de vizyonundan bahsetti. Teknik taktik olarak değil benim işim. Plan, projeyle alakalı. Dedi ki Türkiye'de sportif direktörlük konusu çok fazla anlaşılamamış. Yakın zamana kadar çok fazla anlaşılamamış ama aslında önemli bir
mevki, önemli bir kadro, önemli bir görev en kısa şekilde ve en anlaşılır şekilde nasıl özetleyebiliriz? Sportif direktör gelecek sezonu planlarken teknik direktör gelecek haftayı planlar. Aradaki fark bu kadar basit. Çok basit olan. Son derece de anlaşılır bir tanımdır. Evet. Ceyhun Bey de bunun altını çizdi. Hem Önder Karaveli'ye hem Ceyhun Kazancı'ya başarılar dileyelim. Önder Karaveli özelinde göreve geldikten sonra şimdi Sergen Yalçın'da işler, Sergen Hoca'yla işler iyi gitmedi. Sonrasında Önder Karaveli geldi ve önemli birkaç dokunuş yaptı. Sonuç aldığı birkaç dokunuş yaptı ve takımın oyununu, pozitif futbolunu bozmadan farklı bir noktaya, Sergen Hoca ile beraber işlemeyen noktaları tamir ederek farklı bir yaklaşımla farklı bir noktaya getirdi takımı. O da nedir? Pjanić'i 6 numara oynatması, Gezzal'la arasındaki mesafeyi açması, Güven'e şans vermesi, Serdar Saatçı'ya şans vermesi, Rıdvan'a şans vermesi. Rıdvan'da oyunda, Rıdvansız oyun arasında dağlar kadar var, fark var. Evet. Dağlar kadar fark. Rıdvan orta yapmıyor, asist yapıyor. Yani Rıdvan içeriye hani sallamıyor topu. Direkt enerjisi takım arkadaşına vesaire, şey, evet. Josef'i bence öne doğru itmesi de kesinlikle çok kritik bir hamleydi. Gelince Josef'in oraya gitmesi, bir taşla üç kuş vurdu hoca. Yani evet. Hakikaten çok başarılı olduğunu taktik olarak da hocanın. İmzasını attı yani söyleyebiliriz. Bu dönemde. Yani şu tabii bu da çok kaçıyor arada. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine deflasmanda 3 altyapıdan oyuncu ile çıktı. Evet. Sonra Serdar Saatçı'yı da soktu. 4 altyapıdan oyuncu oldu. Gerçi Necip çıktı orada. Ama bir de Can Bozdoğan vardı 2001'li. Aslında 2001'li Can Bozdoğan, 2001'li Rıdvan, 2001'li Ersin, 2003'lü Serdar oynadı derbide. Tamam, Can altyapıdan değil ama 3 altyapıdan oyuncu. Bunlar çok önemli şeyler Beşiktaş için, hatta Türk futbolu için. Malum sol bek sıkıntısı ülkemizde. Stoper sıkıntısı yok da, kaleci de yok, sıkıntımız da yok ama bu bahsettiğimiz solbek... sıkıntı dediğimiz konu da arama, tarama, altyapıdan üst yapıya çıkarma, başka bir şey değil yani. Değil, yoksa olmaması yok. Mümkün değil. Öyle bir şey yok mümkün yani. Mümkün değil. Öyle bir mümkün şey yok. Önder Hoca'nın da altını çizdi. Yani bu yüzden Önder Hoca'ya devam etmekte %100 doğru bir hamle oldu Beşiktaş için. Ben iyi futbolun devam edeceğini ve Beşiktaş'ın puan tablosunu yukarılara doğru tırmanacağını düşünüyorum. Tabii futbol bu. Ama gerçekçi olmak gerekiyorsa hedef herhalde Türkiye Kupası olur. Net hedef. Avrupa'ya gitmenin de en kolay yolu neticede kupa kupadır yani. Aynen öyle. Büyük takımları büyük yapan kazandı. Tabii ki kupalar. Fanatik gazetesi. Değerli izleyenler, yeni teknik direktörü Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı. Önder Karaveli başlığını atmış ve yine Ahmet Bey'in, Ahmet Nur Çebi'nin Mayıs'ta yeniden adayım. Öz kaynakla beslenen plan başlatıldı ve şeffaf olmaya devam edeceğiz. Bu da çok önemli. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali Genel Kurul sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Sonucu neyse sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletinin gerekli değerlendirmeleri yapacağını, bizim de bunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Buradan Beşiktaş'ın geleceği için çok fayda, Beşiktaş buradan geleceği için çok fayda sağlayacaktır sözlerini aktarmış ki burada hoca, özür dilerim, Ahmet Nur Çebi şuna aslında dolaylı olarak göndermede bulunuyor. Kulüpler yazısı. Şeffaf hesap verebilir ve başkanların ya da yöneticilerin sorumlu olduğu, görev sürelerinden sorumlu olduğu bir yapılanma herhalde 15 sene var biz bunu söyleyelim. Yani bu kulüpler yasası çıkıyor, hazırlandı vesaire. Bir 15 sene oldu galiba. Hep konuşuluyor ama hiçbir zaman hayata geçmiş değil. Diğer sayfamız nereden geliyor? Diğer sayfamız Posta Gazetesi'nden. Hocamız Karaveli, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi teknik direktör tartışmalarına son noktayı koydu. Beşiktaş'ta var mıydı teknik direktör tartışması? Yani şöyle bir şey oldu ama bu Rizespor maçından sonra Sayın Emre Koca da hani aramıyor, yani tam arıyoruz demedi ama hani biri olursa aklımıza yatan düşünebiliriz falan dedi. Hani tabii öyle bir şey söyleyince tabii Sayın Koca da hani o mu yeni hoca mı aranıyor gibi bazı haberler en azından sosyal medyada vardı. Ha. Hani öyle bir çok o net, hani Fenerbahçe gibi hoca arama gibi olmadı tabii. O da ona insanlar yorum yaptı ki yoruma açık bir şey yani. Peki. Devam ediyorum. Hocamız Karaveli, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'dan sonra görevi devralan Önder Karaveli ile yola devam edeceklerini açıklarken, sportif direktörlük görevine ise Ceyhun Kazancı'yı getirdiklerini bildirdi. Önder Karaveli, Süper Kupa'da Antalya karşısında ve Rize maçında ortaya koyduğu futbolla parmak ısırtan Emirhan İlkan'la ilgili şunları söyledi. Biz Emirhan İlkan'ı okyanusa attık farkında olmadan ama o okyanusta da yüzebileceğini bize gösterdi. Rize Spor maçında farklı bir formasyonla sahadaydık. Bunun kararını da zaten Katar'da verdik demiş Önder Hoca. Antalya Spor, Fraport'ta Antalya Spor'la oynanan Süper Kupa karşılaşmasında Emirhan İlkan oyuna girdiğinde yedek bankında Emirhan İlkan'dan daha tecrübeli,
Yaşça büyük oyuncular vardı ama hoca onu seçti. Şimdi diyor ki Önder Hoca, biz onu bilmeden okyanusa attık. Evet. Aslında bilmeden değil, tabii canım, bilerek hocası tercih etmiş. Ama orada tabii orada biraz şey yapmış, hoca birazcık latife yapmış. Yalnız şu var Murat Caner, tabii biz de tabii yaşımız gereği Emre Belezoğlu'nu seyrettik hani ilk sahaya çıkışını. Tabii. Ben Arda Turan'ın tabii ilk sahaya çıkışını. Ben Emirhan'da inanılmaz bir özgüven gördüm. Ayakları hiç titremiyor. Yani sıfır. Ne yapacağından sanki, çok emin. Yani sanki 25 yaşında normal deneyimli bir oyuncu gibi. Bu çok önemli. Maç sonu röportajında çok sakin. Zaten Gürler Akgün'de hani oyuncuyla ilgili bir haber yapmış şeyde kanalda bizim. Abisi antrenör. Yani 9 kere rakip ceza sahasında bulmuş. 9'u etkili. Penaltıyı da o yaptırıyor aslında. O asist evet. Normalde yazılıyor bazı ülkelerde yanılmıyorsam. Yanlış da olabilir ama penaltı yaptırıyor. Bir de gol atıyor. Bir top direkten dönüyor. Yani hakikaten ben bu kadar olgun, sakin, böyle bir genç oyuncunun bu kadar iyi oynadığını işte söylediğin gibi Arda Turan, Emre Belezoğlu hakikaten çok farklı bir oyuncu. Olduğunu düşünüyorum tabii. Ben şöyle görüyorum. Antrenmanlarda mankenlerle çalışılır ya. Evet. Şut antrenmanı evet. Ya da çalım antrenmanında geniş evet, size'lı evet, mankenler vardır. Emirhan bence benim gördüğüm sahada her bir rakip oyuncu aynı o mankenler gibi. Kim olduğu önemli değil onun yani için. Çok sakindi yani. Kim çok olduğu önemli değil. Yani. Sadece aşması gereken bir engel. Düşünüyor, plan yapıyor ve bunu hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyor. Sağ maşallah. Sağ ayaklı bir oyuncu. Golde sol ayakla hani böyle amiyana tabirle çat diye tavana hani. Sağ ayaklı bir oyuncudan öyle bir vuruş beklemezsiniz yani. Feyyaz hocam. Feyyaz Uçar maçtan sonra evet. Programda şey dedi. Ya şimdi hani genç kardeşimiz 17 yaşında. Çok da dedi şeye girmeyelim. Evet. Yılların tecrübesi tabii. O da var bizim çok da havaya da var, sokmayalım oyuncuyu. Elbette espri. Var, var. Elbette şaka. Ama hani Feyyaz Uçar söyleyince ben kulağıma tabii. Not aldım onu. Kulağıma. Ama yani maç sonu konuşması falan. Kağıdıma not aldım. Maç sonu 25 yaşında. Hani yıllardır Beşiktaş'ta oynuyor ya da üst düzey oynuyor. Oynayan bir futbolcu gibi konuştu. Bilemiyorum ben Beşiktaş'ın. Yani bu oyuncu daha ilk maçında böyle oynuyorsa ilk ama, maçı seviyesini çok yukarılarda bence. Gideceği seviye Emirhan'ın. Kardeşimin ismini hep unutuyorum. Borussia Dortmund maçında sonradan ortaya oyuna giren sakatlık. Biliyorsun 11-12 eksiği vardı. Dortmund maçında yine altyapıdan bir genç kardeşimiz daha girmişti. Sol bek orta saha oynamıştı. Diliyorum söylesin Tolga benim de aklıma geldi. Gencecik bir arkadaşımızdı. Evet. Onun da hiç ayakları titremedi. Evet. Ne gerekiyorsa yaptı. Üzerine düşeni yani. Dortmund'da oynuyorsun. Deplasmanda oynuyorsun. Ama şöyle bir şey var Murat Caner. Bu oyuncular için özellikle büyük takım altyapılarından gelen oyuncuların şöyle bir avantajı var Murat Caner. Bu oyuncular tabii Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da oynadıkları için çok fazla uluslararası maça çıkıyorlar, turnuvaya gidiyorlar. Yani Emirhan muhtemelen, bak hiç bilmiyorum kariyerini ama muhtemelen Ajax'a, Bayern Münih'e karşı 12, 13, 14, 15 yaşlarında oynadı. Milli takım kategorilerinde alt kategorilerde oynadı. Yani ben daha farklı olduğunu düşünüyorum. Büyük takım altyapılarındaki oyuncu daha şanslı farklı derken. Daha şanslı olduğunu düşünüyorum. %100 imkan anlamında diğerleriyle yani kıyaslarsan. Yani Bayern Münih'le oynuyor mesela 14 yaşında gibi. Tabii. Bir avantajı da Beşiktaş'ın altyapılarda da evet. A takımda oynattığı futbolu oynatıyor. Diziliş olarak, evet. Formasyon olarak, tercih olarak. La Masia örneği gibi bir Barcelona'nın çok bir büyük avantajı. Yani bir avantaj tabii kriz. Yani her kriz bir fırsattır. Böyle bir krizde bu oyuncu geçen sene de aynı şekilde Ersin'le Rıdvan da çok çok iyi değerlendi. Demek ki iyi bir altyapı eğitimi almışlar. İyi oyuncular. İyi seçilmişler. İyi bravo. Seçilmişler. Biraz cesaret tabii. Sergen Hoca da cesaretli. Onun da hakkını yemeyelim. Önder Hoca da cesaret ediyor. Cesaret ederseniz ben zaten bizde şöyle de bir maalesef durum var. Murat Çayna. Biz neredeyse yani 22-23 yaşında oyuncuya genç diyoruz. Artık 2000 ve sonrası oyuncu. Hatta 2000'li bile 22 yaşında. Yani Mbappe 1990 Mbappe 98 doğumlu, 2018'de Dünya Kupası kaldırdı 20 yaşındayken. Yani biz de hala 22-23 yaşında. Berkay Vardar, Emir kardeşim şimdi mesaj Vardar, attı. Berkay Vardar, geldi, evet. Tekrar özür diliyorum Berkay'dan. Çok genç oyuncu olunca birdenbire çıkınca. Ama hiç ayakları titremedi. Evet, ne gerekiyorsa İşte ben de onu biraz ona yoruyorum Murat Caner. Yani çok bu gençler mesela işte Şampiyonlar Ligi'ne katılınca UEFA'nın U19 turnuvasına katılıyorsunuz. Orada kimse işte Dortmund'un U19'undaki oyuncularla oynuyorsunuz vesaire vesaire. Alt yaş gruplarında da yurt dışına gidiyorlar sürekli turnuvalara. Ben biraz avantajlı olduğunu düşünüyorum. %100. Özellikle 3 büyük takımın altyapısında oynayan oyuncuların. Vizyon meselesi bir yandan. Birazcık da tabii öyle. Yani şimdi siz Bolu Spor'un altyapısındaki yani Bolular tabii kusura bakmasın da. Yani imkan olarak söylüyorum. İmkan olarak aynen böyle öyle. Yani. Aynen öyle.
Beşiktaş gönderebiliyor, Fenerbahçe gönderebiliyor. Yoksa Altınordu mesela, evet. Türkiye'de tek örnek. Evet, mesela Altınordu'nun yaptığı turnuvalar gibi. Bunlara katılıyor. Hatta Beşiktaş'a katılmıştı mesela orada bir turnuvaya. Bu önemli tabii oyuncunun gelişiminde. Bir de Cesaretli Hoca oynattı mı? Vallahi hakikaten ben özellikle Emirhan'ı çok beğendim. Çok üst düzey bir oyuncu potansiyeli var. Çok sakin. Tahmin ediyorum taraftarın da keyfi yerindedir. Hem genç yeteneklerin forma bulması hem iyi evet. oyun. Takımın eksikleri olsa da iyi oynamaya çalışması ve bunu oyun içerisinde bölüm bölüm başarması. Yok canım bölüm bölüm değil. Bayağı maçın genelinde çok iyiydi Beşiktaş. Ya zaman zaman maçın... düşüşler oluyor. Kopukluklar oluyor. Tabii eksikler de var. Tabii bir de o kadar o ilk yarı oynadıktan sonra biraz düşmesi normal. Bu kadar kaçırdıktan sonra. Ya futbol bu tabii. Yapacak bir şey yok. Peki. Bu akşam gelelim maça değerli izleyenler. Başlığımız nereden geliyor? Fotomaç gazetesinden. Kartal seri peşinde. Evinde Gaziantep'i ağırlayacak olan Beşiktaş kazanarak hem yeni bir galibiyet serisine başlamak hem de maç fazlasıyla da olsa üst sıralara yükselmek istiyor. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Gaziantep'i evinde ağırlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlı takım ligdeki son 4 maçında sadece bir kez, o da Göztepe maçında kazanabildi. Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'la berabere kaldı. Konyaspor'a ise yenildi. Evinde Gaziantep'i ağırlayacak olan siyah beyazlılar kazanarak hem yeni bir galibiyet serisine başlamak hem de maç fazlasıyla da olsa üst sıralara yükselmek istiyor. Siyah beyazlı takımda Vida ile Montero cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Covid-19 vakaları nedeniyle Rize maçında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Gezzal, Oğuzhan, Salih Uçan ve Serdar Saatçi hazır durumda. Gaziantep maçı kadrosunda şu isimler yer alacak. Ersin Destanoğlu, Emre, Rozier, Rıdvan, Josef de Souza, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Can, Mehmet, Pjanić, Larin Gezzal, Necip, Wellington, Kenan, Kerem, Serdar, Güven ve Emirhan. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Kyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki Beşiktaş'ın 11'i nasıl tahmin edilmiş? Gaziantep'i okuyacağım altta. Kalede Ersin, Rozier, Wellington, Necip ve Rıdvan savunma dörtlüsü. Evet. Josef de Souza, Gezzal, Pjanić, Emirhan, İlkan, Larin ve Batshuayi. Bu maçta da hocasının Emirhan'a görev vermesi bekliyor. Serdar Saatçi olmaz mı Necip'in yerine? Bence olur. Olur yani. Bence olur. Herhalde bilemiyorum tabii. Öyle olabilir. Ama tabii ikili olarak performansına da bakmak lazım. Bazen biz dışarıdan ya Serdar aslında iyi çocuk vesaire falan diye konuşuyoruz ama ya da herhangi bir oyuncu için, şimdi Serdar üzerinden gitmeyelim. Zaman zaman tecrübe, zaman zaman çünkü savunma göbeği ikilisi birbirine telepatik bir bağ kurmak mecburiyetinde. Belki o tecrübe çerçevesinde Necip ve Wellington daha mantıklı görünebilir. Fena değildi Wellington'lar. Rize maçında iyiydi Wellington. Ama o oyunla alakalı. Tabii canım. O da. Oyunla alakalı. Wellington evet. iş savunmaya kaldığı zaman Beşiktaş hücum ederken topların geri toplanması ve topun yeniden kazanılması Beşiktaş'ın yerleşimi ve oyuncuların performansıyla evet Wellington iyi iş yapıyor. Ancak iş Beşiktaş üst üste atak yiyip savunmaya geldiği zaman işte o zaman ama tabii burada ama Serdar'la Vida'yı tamam, bir şey arar. Söyleyeceğim ama. Tamam, ya da Montero'yu. Burada, Montero'nun da ayakları ama bir şey söyleyeceğim. Sapasağlam. Burada buyur. Bak yani özetle takım iyi oynadığı zaman Wellington da iyi oynuyor. Değil mi? Evet. Biraz fazla yükleniliyor bence Wellington'a. Çok takım çok kötüyken Wellington da kötü oynuyor. Wellington peki yani biraz öyle ama biraz öyle. Bence öyle en azından. Geçen sene şampiyon olurken geçen sene işte diyorum süper oyun topu farkı. Oynuyordu. Oyun farkı. Beşiktaş topu rakip yarı sahada oynuyordu. Her dönem topu alabiliyordu. Ama iş savunmaya alıyordu. Geldiği zaman işte o zaman Wellington'un eksikleri çıkıyor. Yavaş kalıyor, önünden geçen topa müdahale edemiyor vesaire. Pozisyon doğru. Tartışabiliriz burada. Tamam ama doğru ama takım iyi oynadığı zaman da iyi oynuyor. Elbette ona. Yani bilmiyorum bence yani. Wellington Serdar'da olabilir. Göreceğiz tabii. Peki Antep'te 11 Covid vakası bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep'te. Korona testi pozitif çıkanların sayısı 9'u futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi. Açıklamada 7 futbolcumuzun ve 1 antrenörümüzün bir de personelimizin daha test sonucu pozitif çıkmış. Vaka sayısı 11'e yükselmiştir. Geçen haftaki Covid testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür denildi. Peki Gaziantep'i nasıl tahmin etmiş? Ben bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar da isimlere bakın çok fazla eksik yok sanki. Yani zaten bildiğiniz 11'den gibi yani. Baktığınız zaman yani evet. Sadece yedek bankında herhalde derinlik konusunda. Milli takımda oyuncusu var çok doğal olarak. Colker'ın milli takımda olması enteresan evet. değil mi? İngiltere milli takımda oynamıştı. Şimdi Tolga'ya baktı. Özel izinle bir kere milli olmuştu. Milli olduğu maçta Murat Caner. Zlatan İbrahimovic için tarihin en güzel gollerinden biri var ya Rochata. Evet. 52. dakikada çıkmış kenardan izlemiş. Tam onun önünden vuruyor Rochata'yı. O maçta bir kere milli olmuş Colker. Şimdi keyif verdi mi
bir yerden milli takıma gitti. Evet. Afrika Kupası'na gitti. Surinam'a gitti şeyde, Donk'ta mesela. Surinam milli takımına gitti. Yani belli bir yaştan sonra öyle bir ihtiyaç duyuyor herhalde oyuncular. Yani bu kadar top oynamışsınız. Örnek veriyorum. 300 tane maça çıkmış adam. Yani milli takım tercihini zaten yapmışsın zamanında. Demek ki futbolu seviyorlar. Şey için, Ryan Donk için de aynı şey geçerli. Evet. Surinam milli takımına gitti ya. Şeye, kabul etti herhalde. Onun Hollanda milli takımı şeyi yok. Enteresan değil mi? Bana enteresan geliyor mesela. Donk Türkiye'de tabii hani oyun anlamında şu futbolcu olarak yaş ilerledikçe evet. zaman zaman doğal olarak, fiziksel olarak bazı gerilemeler olacaktır. Evet. Ama Donk örneğinde o yaşına uygun bir oyun üretebilme. Yani her yaşında farklı. Yani şu yaştayım ama oyun iyi oyundan eksik kalmıyor. Tamam, daha farklı bir oyun gider üretiyor. Gider misin mesela Surinam'a buradan maç? Futbolcu olmadığım için bilmiyorum. Yani sonuçta bu bir şey meselesi. Evet. Seviyor demek ki. Onu yani. Söylüyorum ben de. Seviyor yani oyuncu. Bir de Donk'un bankada para da var yani muhtemelen. Hani Galatasaray'dan kazandı. Geleceğe yatırım sonuçta bunların hepsi. Ne olursa olsun. İnternet, uluslararası. Yani Surinam milli takımıyla. Bana enteresan geliyor yani. Kolkır bir yerden başlayacak. Kolkır. Yani İngiltere milli takımında oynamışsın. Alt yaş gruplarına zaten oynamıştır. Sonra orada keyif verdi, milli takıma tercih ediyorsun. Ben tebrik, bu arada takdir ediyorum yani. Oynama şeyini oyuncunun. Helal olsun yani, oynuyor oyuncu. Aynen öyle. Gelelim karşılaşmaya. Bizim 11'imiz var mı değerli izleyenler? Sevgili Reji Muhteve, buyurunuz lütfen. Bu akşamki maç öncesinde Beşiktaş-Gaziantep. Gürler Bey'in verdi acaba? Evet. Gürler Bey vermişse kesin tutturmuştur. Kalede Ersin, Rıdvan Belinton, Necip Rozier, evet. Josef de Souza ve Pjanić, Güven Emirhan Gezzal ve Kenan. Vallahi. Gazeteden farklı olarak yani. Güvenle. Batshuayi kesmiş yani. Kenan zannetmiyorum. Ama tabii hocanın yok. Eğer böyle çıkacak olursa. Yok şey, ben de mesela bunu. Bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Gürler vermese ben de şey derdim. Ya olur mu ya, Batshuayi devam eder derdim. Şöyle bir durum var. Batshuayi gol atamıyor evet. Ancak Batshuayi sabit bekleyip de. Evet, ya da tabii, ileride tabii. Rakip yarı sahada, rakip ceza sahasında top atın bana diye bekleyen yani. Bir oyuncu değil. Savunmaya gelip orta sahaya gelip top alan pas. Stoperleri de yıpratıyor. Opsiyonu olan, duvar olan, pas indiren. Ben de aslında Batshuayi diye Kenan'da düşünüyorum. Kenan da onları göremedik henüz. Hatta henüz derken. Kenan yani evet. Bazı transferler olmuyor ya. Yani futbolda böyle bir şey yok zaten. Aldığın her transferi tutturacaksın. Salih Uçan da olmadı mesela Beşiktaş'ta. Oysa Alanyaspor'a çok iyi oynuyordu. Kenan da milli takımda çok iyi maçları var. Bundesliga 2'de ne olursa olsun iyi maçları var. Üst düzey bir oyuncu amir takıma geldi. Ama Beşiktaş'ta o performansı hiç gösteremediler. Hiç gösteremediler. Hiç verim alamadığı isimlerden birisi oldu Beşiktaş'ın. Ben de açıkçası demin soracaktım acaba gazete Güven'i öngörmemiş ama ben tahmin ediyordum Güven'le. Ben de Güven. Oynayacağını ve Batshuayi'nin de yine sahada olacağını. Çünkü Güven, Emirhan, Batshuayi üçlüsü çok etkili hafta, oldu. Evet. Yani son vuruşlar hariç. O da Batshuayi'nin son vuruşları. Bir de Gezal'ı etkilerse, evet. Eklerseniz eğer. Yani Güven de mesela yani fizik gücü falan çok yüksek. Hakikaten 99 doğumlu Güven'de de. Evet, o da evet. Yani 22-23 yaşında çok iyi oynuyor. Bir kere çok güçlü. Yani ben Beşiktaş'ın geleceğinin Güven Yalçın, Emirhan, Rıdvan'ı, Ersin'i saymıyorum. Bu oyuncuların üzerine kurulacağını düşünüyorum. Hani biz diyoruz ya 22 yaşındaki oyuncu artık genç demeyelim ama hani futbolu artık 35 olduğunu düşünecek olsak en azından 12-13 sene var önünde en üst düzey oynayacağı Güven Yalçın'ın. Bence özel bir oyuncu. Bir kere çok kuvvetli. Şutu var. Gurbetçi bir oyuncu zaten. Yanılmıyorsam Frankfurt altyapısı. Yani Beşiktaş'ta bugün için puan durumunda iyi olmayabilir ama gelecek açısından bakınca kadroya olumlu sinyaller var. Yani üç büyük takım arasında tabii söylüyorum. Bugünün bir diğer maçı aynı saatte Beşiktaş Gaziantep karşılaşmasıyla birlikte aynı saatte bir karşılaşmamız daha var. O da Özgür Kablo Yeni Malatyaspor Göztepe karşılaşması. Hangi gazeteden geliyor? Fanatik gazetesi. Atılan başlık ise bu karşılaşmayla alakalı olarak açılış ateş hattında. Hem Özgür Kablo Yeni Malatyaspor'un biliyorsunuz 15 puanla 20. sırada hem de Göztepe'nin 18 puanla 16. averajla. Yeni oyuncular geldi Malatyaspor'a. Puanlarla transferlerle şiddetle puana ihtiyacı var. Yani hakikaten çok kritik bir maç. İki takım içinde tabii ama Malatya kendi evinde. İkinci yarının ilk haftasında Gürsel Aksel Stadyumunda Fraport Antalyaspor'u 4-0 yenerek düşme potasından kurtulan Göztepe 21. hafta mücadelesinde bugün Özgür Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20'de çalacak. Göztepe'de sakatlığı süren stoper Mihojević
Mücadelede forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılıların devre arasında transfer ettiği kaleci Kenan Piriç, sol bek François Mubanje ve orta saha Usama Tanane'nin lisansları çıktı. Ev sahibinde ise Jospin cezalı, Rahman sakat, Haddadi ve Tete ülkesinde demiş gazete. Göztepe seri yani hedefiyle Malatya'da. Şey anlamadım. Yabancı kaleci niye aldı? Yabancı kaleci gönderip Göztepe onu anlamadım. Belki de... Ay, seneye de 4 yabancı. Doğru yani haklısın. Biraz mantık şeyi geldi bana. İrfan Can'ı da satmaz herhalde. Çünkü yerli kaleci çok büyük bir avantaj kulüpler için. Yabancı kaleci tercih ettiler. Yabancı kaleci gönderip o enteresan geldi. Göztepe'nin transfer politikasında Malatya'nın da tabii göreceğiz bakalım. Kenan biraz Piriç. Sıkıntılı Malatya yani. Şu anda gerçekçi olan küme düşmenin bir numaralı adayı Malatya. Ama bugün oynayacağı bakalım performans bir fikir verecektir yeni transferlerle. Şuradan şeyi kontrol ediyorum. Baktınız mı şeye? Türk vatandaşlığı var mı diye mi? Evet. Yani bak şimdi sen söyleyince şimdi ben de şey. Bosna Hersek milli takımında kaleci olarak oynamış. Yani. Bir dakika şuradan hemen kontrol edeceğim. Türk vatandaşlığı var mı? Yok. Yani o zaman hani biraz bana şey geldi. Giden kaleci de... Yok haklısınız evet. Biraz acaba dedim İrfan Can'ı mı elden çıkaracak ama yabancı kaleci, yerli kaleci koymak gerekiyor. Artık seneye 4 yerli kuralı olunca yerli kaleci şart her takıma. Orada tabii Beşiktaş, Uğurcan Çakır, Fenerbahçe avantajlı. Bu avantajını da yitirmez diye tahmin ediyorum ben Göztepe. Şimdi değerli izleyenler var mı eklemek istediğiniz bir şey? Şey eksikmiş Trabzon'da. Şey, Malatya'da? Yok. Göztepe. Gaziantep'te. Figueiro. Enerji eksik. O hani oynayamıyor. Bir hafta oynayamayacak. O önemli eksik. Hakikaten o özel oyuncu. Hani diğerleri zaten şey. Eksikler anlamında ilk 11'i çok etkileyecek. Yani evet etkileyecek oyuncu bence o. Evet. Figueiredo. Tunç abi yazmış. Teşekkür ederim Tunç abiye. Teşekkür ederiz. O eksik hakikaten. Ama her takımda bu. O Beşiktaş'ın geçen sene. Geçen hafta 10 tane vardı. Galatasaray'ın evet. 10 eksiği vardı. Bunlar olacak tabii her takım için. Böyle devam edeceğiz malum. Bu hafta karşılaşmalar yeni hocasıyla Fenerbahçe sahaya çıkacak. Yeni hocasıyla Galatasaray sahaya çıkacak. Yeni hocası derken İsmail Hoca'nın oyun sistemini hani eski yıllardan 3 aşağı 5 yukarı şey yapabiliriz. Tahmin edebiliriz ama yine de sonuçta yeni tabii, bir göreve tabii. Başlayacak. Domenek Torrent yeni göreve başlayacak şeyde. Büyük soru işareti. Galatasaray'da. Demir Grup Sivas Spor Trabzon Spor karşılaşması var. Beşiktaş bu akşam nasıl bir oyun oynayacak? O da güzel bu hafta sonu evet. Karşılaşmalar çok ya keyifli. Acaba yani biz hakikaten... yayıncı kuruluşta çalışıyoruz diye bütün maçlar keyifli geliyor. Bana da baktım biraz önce. Yo, vallahi hakikaten düşünmedim. Hakikaten güzel bak bütün maçlar güzel. Biraz hepsinin bir şeyi var yani. Biz bağımlı falan mı olduk acaba? Evet, şimdi? Belki de öyledir. Süper Lig bağımlısı. Notlar alıyorum çünkü maçları hafta sonu oynanacak maçlar. Şu şöyle olacak mı böyle oluyor. Evet. Şuna dikkat et buna dikkat et falan diye. Bayağı... Her bir şey var değil mi? Her maç yani her maçta bir her maçın bir hikayesi var. Var. Galatasaray'ın yeni hocası var. İşte zaten transferin ilk haftası transferlerin oynayacağı. Beşiktaş ne yapacak? Aa Emirhan. Fenerbahçe İsmail Kartal. Trabzon Sivas maçı hakikaten çok güzel maç. Bir tane daha çok güzel maç vardı. Başakşehir Konya. İptal oldu. Ertelendi. Şimdi pazar günü Galatasaray maçı ile aynı saatte başlayan bir maç daha var. Giresun Kasımpaşa. Mesela. O 16'da pazar evet, günü bir tane maç. O da mesela güzel maç. Adana Demirspor Kayseri ile oynayacak. Karagümrük Rize ile oynayacak. Bak Karagümrük Rize de enteresan maç. Yeni transferler geldi her takıma. Küme düşecek mi? Yani Altay. Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Altay'ı konuşacağız. Mustafa Denizli'yi konuşacağız değerli izleyenler ama bir araya gidelim. Ardından Altay'la ve Mustafa Denizli'yle devam edeceğiz. Değerli izleyenler tekrar birlikteyiz. Fanatik gazetesi geliyor ekranlarınıza. Denizli'den veda. Mustafa Denizli 20 maçta 5 galibiyet 12 yenilgi yaşadı. Bu tabloda istifayı getirdi. Mustafa Denizli Altay'ın 18 yıl formasını giydi. 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkardı. İyi başlayan sezonda 13 maçlık galibiyet özlemi ayrılığı getirdi. Transfer yasağının kaldırılamaması sonrası deneyimli teknik adam devam edilmesi artık mümkün değil diyerek görevi bıraktı. En son Beşiktaş'ı İzmir'de. Evet. Yani de orada Beşiktaş'ın 12-13 tane eksiği vardı yine. Evet. Valla işte bu 13 maçta da Başakşehir'le
İstanbul'da ve Galatasaray'la İstanbul'da berabere kaldı. Tabii bu kadar uzun bir yani seride şey kaçılmaz oluyor Murat Caner. Tabii. Vallahi ben bunu birazcık şeye bağlıyorum Murat Caner. Hatta artık affınıza sığınarak şunu söyleyebilir miyim? Biraz da uzun sürdü. Tabii tabii yani Mustafa Denizli olmasa Mustafa Deniz yerine herhangi bir teknik direktör olsa kulüp dahil göndermişler. Mustafa Denizli tabii Altay'la özdeşleştiği için. Hem Türk futbolunun hem Altay'ın yani, efsane isimlerinden. Türk futbolunun Altay'ın da İzmir'in de efsanesi. Ben biraz bunu şeyle ilişkilendiriyorum Murat Caner. Artık yani belli bir yaştan sonra özellikle bu Z kuşağıyla hani genç nesille iletişim kurmakta sorun yaşadığını düşünüyorum ben. Mustafa Denizli'nin de, Fatih Terim'in de, Şenol Güneş'in de. Avrupa'da bakacak olursak bütün teknik direktörler artık hakikaten genç. İletişim kuramıyorsunuz. Bak dün bir yerde okudum. Ronaldo'nun şeyi var. Ronaldo konuşmuş. Bir yere diyor ki Cristiano Ronaldo. 18 yaşındayken ben diyor deneyimli oyunculara ağzına bakıyordum. Bir şey söyleseler de yapayım hani onların bilgilerinden faydalanayım diye. Şimdi diyor genç oyunculara eleştiri kabul etmiyor diyor. Bunu söyleyen Cristiano Ronaldo daha 1984 doğumlu Cristiano Ronaldo. Evet. Artık yani şey çok değişti. Yeni nesil hakikaten çok farklı düşünüyor. Cristiano Ronaldo söylüyor bunu. Sen çalış kardeşim diyor. İşine bak demiş yani özetle. Artık biraz zor olduğunu düşünüyorum. Hani belli bir yaştan sonra şeyin. Gerçekten çok farklı düşünüyorlar. Peki bu acaba yeni jenerasyon yani sonuçta gelecek olacak bu gençler, bu çocuklar bizim hepimizin. Evet. Çok özür dilerim. Bak buyurun. Bunu Ancelotti de Isco ile yanılmıyorsam bir problem yaşamış. O da onu söylüyor. Hani iletişim sorunu çekiyoruz diyor. Ancelotti de 60'lı yaşlarında herhalde. Hani genç değil yani. Ne gelsin lan? 88 doğumlu Bayern Münih hocası Mesut Özil ile aynı yaşta. Bayern Münih hocası. Hani biraz diyeceğim o ki bahsettiğiniz bu konu gençlerin bahsettiğimiz gençlerin farklı düşünen gençlerin mevcut bizim içerisinde büyüdüğümüz ve yıllarca ve hala devam ettiğimiz iş modeli, bakış açısı, ortak akıl her neyse bunu değiştirmeleri gerekecek. Mi acaba yoksa hocalar mı iletişim kurmak için? Kendi zamanlarından bahsediyorum. Ha tabii. Değişecek her şey değişecek. Değiştirecekler ve o zaman nasıl bir yapı ortaya çıkacak açıkçası? Ama bugün için. Onu merak ediyorum. Onlar değiştirecekler bunu. Ama bugün için. Her şey değişecek. Gerçek şu ama iletişim sorunu yaşıyorlar. Doğru. Bak bizim ligimizde de başarılı olan hocalara bakalım. Emre Belezoğlu gibi mesela. Hani daha iletişimi sporcularla, futbolcularla daha iyi olan isimler başarılı oluyor artık diye düşünüyorum ben en azından. Benim fikrim bu. Avrupa'da da bakacak olursak ben de böyle. Seninle aynı fikirdeyim. Bizim daha üst akıl olarak görev yapmaları sanki tecrübelerinden faydalanmak bravo. Sanki daha makul olacak. Çünkü Cristiano Ronaldo da söylüyor. İlgilenmiyor diyor. Yani Cristiano Ronaldo sana bir söylese 10 yaş büyüksün sen, 11 yaş büyüksün. Dinlemez misin? Dinlerim. Dinlersin ama adam dinlemiyor diyor kimse diyor. İşine bak kardeşim çalış demiş diyor. Onlar için kulağıyla dinlerim yani. Dinlersin yani. Ama maalesef öyle bir durum var. Yani Mustafa Denizli özelinde de bizim şimdi dün akşam bizim Coşkun Çelik tweet atmış. Gereksiz bilgi diyor ama aslında çok gerekli bir bilgi olarak atmış. Fatih Terim ligde şampiyonluk yaşayan bugün itibariyle Süper Lig'de kariyerinde Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Ertuğrul Sağlam işsiz. Ligde şampiyonluk yaşamış bu hocaların hepsi herhalde. Sormadım ama bir tek Hamza Hamzaoğlu var herhalde. Hem ligde şampiyonluk yaşayıp hocalık yapan. Evet. Bu da enteresan bir bilgi aslında. Önemli bir bilgi. Ve bu jenerasyon hani biraz önce konuştuğumuz da burada var bence. Yani Okan Buruk'u çıkaracak olursak. Sergen de evet genç aslında ama genç derken Sergen 72 doğumlu. Genç derken ama, işte başarılı hocalarımızla kıyasladığımız zaman. Evet. Genç. Ama hani genel olarak bir şey var. Bizde bir artık değişim var. Var. Herkes genç hocaları tercih ediyor. Bu da normal. Başarılı da oluyorlar. Ve başarılı da oluyorlar. Başarılı da oluyorlar. Yani bunun en güzel örneği Bayern Münih'in hocasının 1988 doğumlu olması. Ve böyle devam edecek bence. Yaklaşık 10 sene belki de o kadar yoktur bilmiyorum ama Uğur Meleke bir yazı yazmıştı köşesinde. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çünkü ben o yazıyı demek önemli bir saklamıştım. Bravo. Neden biliyor musun? O dönemde artık gençlerin o dönem genç futbolcuların eski usul hadi aslansın kaplansın bu modelle bu yaklaşımda motive edilemeyeceğini çok farklı beklentileri olduğunu iletişim konusu beklentilerin karşılanmasını bir kenara bırak iletişim konusunda çok farklı bir yöntemleri olduğunu yazmıştı. Kesin ben kamplarda bence yapılan uygulamalar yemek yenmesinden tut da kendi gözlemlerinden harekette çok güzel bir yazıydı o. Evet. Ben yeri geldikçe şey yaparım
Keşke. Onu bulun da bir gün şey bence yaparım, burada şey yapalım. Evde notlarım arasında onu var. Onu alalım bir gün. Bir gün alalım. Ona vurgu yapmıştı ve çok vakit geçti. Belki 10 senede 7-8 sene ama rahat var. Ben de kesinlikle. LTV Spor'da yayın yapıyorduk yani. Özellikle hani işte yaşı artık 60'ın üzerindeki hocalar için iletişim sorunu yaşadıklarını düşünüyorum. Kendilerini ifade oyunculara edemediklerini düşünüyorum. Ya da işte o iletişimi kuramadıklarını düşünüyorum. Bu da birazcık sorunları yani başarısızlığı getiriyor. Hayırlı olsun. Yani dünyada da yok çok böyle yaşı ilerlemiş benim hatırladığım bir... Tam tersine işte Lüçescu aklım tersine var. Döndü. Evet. Yani Lüçescu var yaşı ileride. Lüçescu da çok ekstrem bir çok, örnek. Tabii çok ekstrem. Bir gençlerle evet, iletişim evet. Kurmaz anlamında 5 sene önce de böyleydi, 10 sene önce de tabii, böyleydi. Tabii. O çok ekstrem çok bir örnek. Çok takkını yendiğini söyleyelim. Yani. Evet. Galatasaray şampiyon yaptı gönderildi. Beşiktaş şampiyon yaptı gönderildi. Şu milli takımı da kim kurdu? Gençlerle problem, gençler... iletişim yaşamayan ender isimlerden birisidir yani. Evet. Lüçescu. Evet. O anlamda takdir etmek lazım. Diğer anlamlarda da Raşit Atlı zaten hakkını verdi. Bence haksızlık yapıldı hocaya. Bir sonraki sayfamız Foto Maç gazetesine var mı eklemek istediğiniz? Yok. Hoca ile geçmiş alakalı. Olsun tabii hocaya. Mustafa Denizli ile alakalı. Başkan olsun Altay'a. Federasyon başkanı olsun. Raşit dedim ve bombayı attım şimdi. Mustafa Denizli, evet. Fatih Terim, Şenol Güneş. Daha sayılır. Aykut Kocaman. Bu isimler tecrübe dağı. Evet. Tecrübe zirvesi. Yazın. Ne yaşadınız, neler oldu açıklıkla yazın ki o hataları bizden ama tekrarlamayalım. Ama burada bak, burada bir önemli. Doğru, %100 düşmeyelim. Ama bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi isim de vermeyelim ama insanlar tahmin edecek. İşte biz yazmaları hani lazım, eski, anlatmaları lazım. Okuyoruz ya işte İbrahimovic, Alex Ferguson bütün kitapları evet, okuyoruz evet. Hani biraz bilgi edinelim diye. Her şeyi yazıyorlar. Evet. Yani Zlatan İbrahimovic Guardiola'ya ... küfür ediyor kitapta. Çünkü böyle gelenekleri var. Tamam. Ben bunu yarın öbür gün kitaplaştıracağım diyor. Tamam. Bizde kitap yazmıştı mesela bir futbolcu. Çok eski bir gelenek futbolcu. Olduğundan bahsedemeyiz. Gelenek yok ama bir futbolcu yazmıştı. Ama mesela işte soyunma odasında bir kavga var. Onun nedenini yazmıyor. İşte kavga oldu. Ya niye oldu abi? Zaten biz onu mu biz kavga okuduk zaten gazetede. Hani onlar niye kavga etti? Yani her şeyi birazcık da açık açık yazmak lazım. Bizde bir de öyle bir sıkıntı var. Yani yazdığı kitap yazan da ya da anılarını, hatıralarını yazan da açık açık yazmıyor. Öğrenelim açık açık yazın. Adam ...O.... diyor Pep Guardiola'ya. Bu kadar açık yani. Bu kadar da açılmaz tabii. Yani. Bu Türkiye'de olmaz da. Yani. Ama biraz da açıkalım yazalım yani. Ne oldu, ne bitti, kim kimle kavga etti, o sana ne yaptı gibi. Bir sonraki sayfamız Foto Maç gazetesinden geliyor. Başlığımız Serdar Şehir'de. İttifak Holding Konyaspor Yıldız isminin transferini manidar şekilde duyurdu. 4 gol 7 asist yapan Serdar Gürler için kulübümüz menfaatlerimizle hareket ederken formamızı terletmek isteyen futbolcularla devam edecektir denildi. Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'la şampiyonluk yarışı yapan ikinci sıradaki Konyaspor'da yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Serdar Gürler'i transfer etti. Turuncu lacivertliler 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla 3,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Başakşehir Kulübü, hoş geldin Serdar Gürler başlığıyla yaptığı açıklamada, kulübümüz Serdar Gürler'in transferi için kulübü Konyaspor'la anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde as başkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler'e ailemize hoş geldin diyor. Turuncu lacivertli formamızda başarılar diliyoruz ifadelerine yer verdi. Yeşil beyazlılardan yani Konyaspor'dan yeşil beyazlılardan ise bu transfer süreciyle ilgili manidar bir açıklama yapıldı. Futbolcu Serdar Gürler serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip Başakşehir'le anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz camiamızın menfaatleriyle hareket ederken formamızı terletmek isteyen futbolcularla yoluna devam edecektir. Asıl olan 100 yıllık çınar Konyaspor'dur. Açıklamasını paylaşmış gazete. 500 bin euro yanılmıyorsam serbest kalma maddesi. Burada detay bildirilmemiş. 5 milyon euroya sattı Visce'yi Trabzonspor'a 500 bin euroya. Yine iyi bir oyuncu. Yani evet yerlisi. Biraz önce yayına girmeden önce editörümüz Tolga gösterdi bana. İstatistikleri de Efecan'dan iyi. Yani Serdar Güler'in bu sezon istatistiği. Bu sezon değil genel yani ligdeki total istatistiği. Yani maç başına gol ve asisti. Asisti az galiba ama golü çok. Onu Tolga gösterecekti. Şey yapmamış mı? Ben söyleyeyim. Var.
Varsa göstersin. Ben de şaşırdım açıkçası. Yalnız. Yusuf Erdoğan da Efe'ye. Aa pardon ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Serdar, Yusuf Erdoğan birazdan gelecek. Evet. Serdar da bu sene uçtu hakikaten. Serdar'ın grafiği ayrıca var. Buyurunuz Varsa efendim. Verelim abi. Orada getirelim. Bu da iyi ama yani. 4 gol altı asist çok yüksek yani. Oyun anlamında da Konyaspor'un en etkili oyun planlarından birisiydi. Biraz Konyalılar tabii duygusal olarak da çok zor günlerden geçtikleri için biraz kırılmışlar galiba ama yani profesyonel hayatta bunlar var yani. Serdar kalmal maddesi varsa oyuncu da kullanır. Buna yapacak bir şey yok. Konyaspor camiası da haklıdır. Ancak tabii, oyuncuya tabii. da bir şey söylemek... Ama şöyle düşünüyorlar da geldi. Hani bizde patladı. Doğru. Performans gösterdi. Evet. Ve ilk fırsatta profesyonellik yaptı diyorlar ama yani hayatın gerçeği bu. Orada 500 bin lira 1 milyon euro yapsalardı bir şey diyemezsiniz yani. Ha. Ya ben bir şey diyemem yani açıkçası. Söylediğiniz gibi sahiplik meselesi değil, profesyonel hayat bu. Yani zaman zaman şey böyle yapmamız lazım yani. Bu arada Konyaspor'da sistemini de anlıyorum. Şey yani. Haklı da buluyoruz ama profesyonel haklı, yapacak bir haklı, şey yok. Onlar da haklı yani. Profesyonel her şey legal, resmi. Önemli bir takviye. Yerli bir de tabii. Biz şey yabancıydı önemli yerli. Bir oyuncu verdi, önemli bir takviye yaptı. Yaptı, evet. Serdar Güler'in biz de programımızda defalarca konuştuk. Büyük takımlardan birine daha önce ya da bu sezon ya da her neyse 30 yaşına gelmeden neden transfer olmadığı yönünde tahmin ediyorum. Birinci cevap bu soruya devamlılık sorunu. İkinci cevap ben de sana söyleyeyim. Biraz böyle bu işlerde menajerler de tabii önemli. Bu sene ama tahmin ediyorum hepsini geride bırakmış durumda. Ve istikrar, İstanbul'a geldi. Şey hep yukarı çıktı. Evet, grafiği hep geldi. Yukarı çıktı. Amili takıma da ismi geçti. Tebrik ederim. Özel bir oyuncu tabii. Yani. Evet. Şimdi efendim bakalım neredeyiz? Hah öyle mi? Türkiye Kupası'nda kurallar çekilmiş. Peki getirelim grafiği de ekranlara. Buyurunuz. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri. Fenerbahçe, Yukatel Kayseri Spor, Altaş Denizli Spor, Trabzonspor, Beşiktaş Göztepe, Aytemiz Alanya Spor, Adana Demirspor, Vavakars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konya Spor, Kasımpaşa Gaziantep'le eşleşti. Atakaş Hatay Spor, Fraport Antalya Spor'la eşleşti. Royal Hastanesi Bandırma Spor'un rakibi de Demir Grup Sivas Spor. Yani hayırlı olsun tabii bütün takımlara ama bu turdan önce seri başı var ya biz de biliyorsun. Ben onun olmaması gerektiği taraftarıyım Murat Yer. Yani neden diyeceksin? Yani mesela Yukatel Denizli Galatasaray'a eledi ya. Yani böyle bir şey olur mu? Kura Galatasaray seri başı nefs tadına geliyor. Aslında tam tersi olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Ben de aynı kura neyse aynı olsun diyorum ben. Yani seri başı olmasın. Ev kura sahipliği çekti, olmasın. Her neyse. Tek maç zaten. Evet. Yani FA Cup gibi. Çekiyor abi kura. Üçüncü lig takımı. Neresi bu ülkenin hani şey bayrağın dalgalandığı her yer ülke gidecek abi. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da gidecek tabii yani. Kura'da neresi çıkarsa. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bilemiyorum tabii. Federasyon etkileri bu konuda ben de düşünür ama. Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim sizinle. Keşke öbür türlü tercih edilsin. Evet, kura. Ev sahipliği. Olmasına kura'da çıkıyorsa olsun tabii. Kura ona denk gelmişse olsun tabii yani. Galatasaray'ın şansı o. Ama seri başı olmasın büyük takımlar gibi. O zaman değerli izleyenler bir araya daha gidelim. Aranın ardından da Galatasaray'la devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Gazetesi geliyor ilk olarak ekranlarınıza. Başlığımız karşılıklı değil, tek taraflı. Fatih Terim paylaştığı mesajla Galatasaray'dan ayrılık kararını Başkan Burak Elmas'ın aldığını belgeledi. Şöyle devam ediyor haber. Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların tek taraflı olarak ayrıldığına dair çok kritik bir detay ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi, Salı gününden bu yana tecrübeli hocayla ayrılık kararını Başkan Burak Elmas'ın tek taraflı aldığını yazmıştı. Burak Elmas, geçen salı düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in ayrılığı için "Bu karara karşılıklı vardık." demişti. Ancak Elmas'ın bu açıklamasına rağmen Galatasaray Kulübü'nden dün fesih işlemi için Fatih Terim'e gönderilen resmi evrakta Galatasaray Kulübü'nün 30 gün içerisinde feshedeceği, parantez içerisinde tek taraflı yazmış, 30 gün içerisinde feshedeceği ifadesi yer aldı. Fatih Terim sözleşme fesih evrağını imzaladı. Böylece Galatasaray yeni teknik direktörü Domenech Torren'in mukavelesini federasyona resmi olarak bildirebilecek. Fotoğrafta ortada görüyorsunuz. Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılığı sonrası dün akşam sosyal medya hesabından "Galatasaray'daki ilk imzam
ve son imzam. Yukarıdaki tam ortada. Fatih Terim'in futbolcu olarak Galatasaray'a attığı imza ve sözleşme. Heh, bravo. Şimdi büyük olarak geldi. Mukavelenin fesih. Murat'ın soldaki de rahmetli Metin Oktay. Evet, Allah rahmet eylesin. Şuradan devam edeyim hemen. Fatih Hoca bu fotoğrafı, bu iki fotoğrafı Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam mesajıyla paylaştı. Tecrübeli Hoca Galatasaray'a futbolcu olarak geldiği günkü imza töreninden bir fotoğrafla dün Sarı Kırmızılı yönetimin kendisine yolladığı tek taraflı sözleşme feshi evrana attığı imzanın görüntüsünü yayınladı. Galatasaray'da bu sular pek durulacak gibi değil Murat Caner. Hoca bir de Twitter account'unun fotoğrafını değiştirmiş. Orada eşofmanlı fotoğraf varken şimdi takım elbiseli fotoğraf koymuş. Tabii insanlar hani hoca başkanlığa mı? Zaten öyle bir hani her zaman bir dedikodu demeyelim de konuşulur Galatasaray'da. Fatih Terim başkan olacak mı? Başkan olur mu? İnsanlar buna yormuş Twitter account'undaki fotoğrafını takım elbiseli bir fotoğraf, kravatlı fotoğraf yapınca. Hani başkan olarak gelecek mi, dönecek mi diye. Çünkü büyük bir ihtimalle Mayıs ayında Galatasaray yeni bir seçim bekliyor. Tabii şimdi resmi olarak bunu söyleyemeyiz ama Mart ayında Mali Genel Kurul var her kulüpte tabii. Dernekler masasına bağlı tabii Galatasaray diğer spor kulüpleri gibi. Mart ayındaki Mali Genel Kurul'da büyük bir ihtimalle konuşulan bir seçim kararı çıkma ihtimali yüksek. O zaman acaba Mayıs'ta seçimde hoca aday mı olacak diye böyle bir şey var. Düşünce. Düşünce ya da konuşmalar ya da medyaya yansıyan haberler var. Onu tabii izleyip göreceğiz. Bu yani, son imzam evet. Şeklinde bir daha görev almayacağım. Diyor. Anlamına geliyor ama fotoğraf tabii, değişimi dahil. Evet ama yani sonuçta belki yeni bir yönetim tekrar gel der hocaya sana ihtiyacımız vardır hocanın herhalde. İşte 1974 senesinden beri Galatasaray'da divan kurulu üyesi. Daha önce de biliyorsun hatırlarsın sen de. Ceketimi astım demişti hoca. Bir daha çalışmayacağım demişti. Yani şartlarına gerektirir belli ama bu saatten sonra tabii hoca da 1953 doğumlu yanılmıyorsam. Yani 69 yaşında. Farklı bir yani sahada olmayabilir diye düşünüyorum ben de. Ben öyle tahmin ediyorum. Demin de konuştuğumuz üzere sanki öylesi daha makul olacakmış gibi. Ya sportif direktör olur. Başkan olur. Adaylığını koyar. Olabilir yani. Neden olmasın? Aynı sayfadan bir bölüm daha var Galatasaray'la alakalı futbolcuların maaş ödemeleri 2-3 ay geriden geliyor. Sarı Kırmızılı idarecilerin verdiği bilgiye göre şu günlerde takıma yeni bir ödeme yapılmadı. Başkan Burak Elmas'ın Mart sonuna kadar taahhüt ettiği ödeme planı uygulanacak. Ocak sonu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere yapacağı ara ödemeden gelecek tutar futbolculara aktarılacakmış. Bu arada Mert Çetin'in ayrılığının ardından Domenech Torre'nin ilk idmanında sahaya çıkan tercüman Mark Gonzalo'nun işine son verildi. Gonzalo'nun geçmişte Beşiktaş taraftarı olduğunu söylediği bir yarışma programının Fenerbahçe ile ilgili oynadığı reklam filminin görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca sosyal medyada Galatasaray'a malum kulüp dediği tespit edilince yollar ayrıldı diye yazmış gazete. Ha bu arada Markao idman sonrası evine giderken bir trafik kazası geçirdi. Yara almayan Markan'ın sağlık durumu iyi demiş gazete ama Allah korusun. Allah korusun. Ben fotoğrafa baktım ve arkadan çarpmışlar tabii. Ahmet, yani Allah rahmetli Ahmet Çalık'tan sonra insan tabii şey yapıyor. Tabii. Olmuştu. Bir numaraydı dün Türkiye'de sosyal medyada. Bir şey yok ama. Allah korusun. Evet. Allah korusun. Tabii. Yani işte bu yani tabii koskoca Galatasaray Kulübü. Her kulüp için geçerli bu ama işte yok işte neydi? Tercüman buluyor işte vesaire. Hakikaten bunlar bu seviyedeki kulüplerde olmaması gereken şey. Süreç baştan itibaren bir değişiklik planlandı ise süreç baştan itibaren çok doğru yönetilemedi. Yok yönetilemedi. Maalesef. Evet, maalesef. Ve hala o doğru yönetilememiş olmanın artçı sarsıntıları daha zaman da zaman sebep oluyor. Daha da gelir. Evet. Florida herhalde bütün personelle yollara ayrılmış. Sadece Hakan Balta evet, ve scout ekibinin başında Emre Utkucan kalmış. Hakan Balta da geçen hafta 4 Ocak'ta Fatih Terim'in o paylaştığı siyah metinli tweet attı. O metni sosyal medyasında paylaşmayan tek kişi Florida'daki. Demek ki katılmıyormuş herhalde hocanın fikirlerine ki. Ondan sonra zaten Hakan Balta devam ediyor. Olabilir aslında tabii. Aslında bu kadar tabii sadece Galatasaray değil. Bütün kulüp hatta ülkenin sorunu bu. Dün kurumsal hafıza yok. Çok özür dilerim var. Yani tabii. Yok yani. Ya kardeşim bu kadar adam gitti ya şimdi Galatasaray'ın orada Flora ekibinde. Evet. Yerine gelecek adamlar ne biliyor? Yani bunlar Fatih Terim'in adamları mıydı? Bundan öncekiler kimdi? İşte dün kurumsal hafıza niye yok?
o kadar çok şey konuşuluyor ki yani böyle bir fırtına Galatasaray Kulübü etrafında dönüp dolaşıyor. Toz toprak birbirine katarak dolaşıyor. Birçok dinlemişsindir sen de seyretmişsindir. Birçok şey yazılıyor, çiziliyor, evet. Konuşuluyor. Yani Fatih Hoca ile gelen ya da Fatih Hoca'nın gönderilmesini doğru bulmayan ya da Fatih Hoca yokken çalışmak istemeyen ya da kulübün Fatih Hoca'ya yakın olduğunu düşündüğü isimlerle yollar bir şekilde ayrıldı. Ama gün sonunda senin dediğin noktaya geliyor. Şimdi Gross hatırlıyorsun. Gross imza attılar, oynatamadılar oyuncuyu. Evet. Parasını ödediler yarım sezon. Ama böyle olursa hep böyle olacak. Şimdi diyelim işte bir takım insanlar gelecek, çalışacak. Yeni gelen diyelim ekip yeni gelen başkan ya da ekip onları gönderip yenisi gelirse bunun sonu gelmiyor. Burada bir sorun var. Yani bu geçişin daha az hasarlı. Yani tabii ki Fuat Terim ve 1-2 yavrusu 3-5 kişi tabii ki normal sanki o yani her kulüpte olur o. Ama yani her şey sil baştan ve hep böyle Galatasaray'da. Bazen de şartlar bunu gerektiriyor. Ya mutlaka ama her şey hep böyle ama. Yani Galatasaray 2 senede 3 senede bir. Fatih Hoca ile yolları ayırmak kolay değil. Yani mutlaka ama 3 senede bir de altyapı hocası değiştirilmez yani sürekli. Doğru. 6 ayda bir, 5 ayda bir. Yani sürekli değişiyor Galatasaray. Kulüp profesyonellerinin bu kadar bu çok kadar, değişmesi. Hangi kulüp olursa olsun. Tabii. Tabii. Yani tabii ki Fatih Terim'le yolları ayırıyorsunuz. Tabii ki Selçuk İnan'la Necati Ateş'le ayıracaksınız. Ama yani tercümanından güvenlikteki personele kadar, ulaştırma personeline kadar da olmaması gerekiyor. Ya orada ben özellikle iki gündür konuşulanlara, yazılanlara, çizilenlere vurgu yaptım. Çünkü mesela dün dinledim bir isim, bir kişi diyor ki Fatih Hoca'dan sonra ben çalışmam dediği söyleniyor. Saygı duyuyorum. Yani bu bir travma haline gelmiş durumda şu anda Galatasaray camiası içerisinde. Dolayısıyla bir taraflara ayrılma durumu oldu, var. Tabii. Bir kısım yani Fatih Hoca gittiyse ben de giderim. Taraftarlar arasında öbür tarafta ben nasıl güveneceğim? Sosyal medyada diyor. Da taraftarlar arasında da öyle. Biraz maalesef karmaşa ya, sebebiyet sıkıntılı bir duruma, yani. Duruma girdi. Tabii yeni hocanın da işi çok zor şimdi. O zaman geçelim. Buyurun. Sıradaki başlığı hemen okuyayım. Nereden geliyor? Hürriyet gazetesinden. 6 numara ve kaleci şart. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenech Torrent özellikle iki bölgede önemli eksik bulunduğunu tespit ederek yönetimden transfer istedi. İspanyol hoca ilk sıraya defansif ve kesici özelliği iyi olan, fizik gücü yüksek olan 6 numara transferini koydu. Ayrıca kalede güven veren birini istedi. Burak Elmas'ın önce kontenjanı boşaltmalı ve transfer geliri elde etmeliyiz. Yanıtı üzerine ise Domenech Torrent sorunu mevcut kadrodan çözmek için kolları sıvadı. Şimdi Domenech Torrent gelirken bu durumu bilmiyor muydu? Yani biliyor olması lazım. İzlemiştir. Söylenmiştir yani. Tabii canım. Daha önce adamla konuşulmuş. Burada da en masum masum transfer kişi, yapamayacağız. Şartlar el verirse yapacağız. Demiştim. Birinci cümledir tabii, herhalde yani. Gerçi belli de olmaz Muratcan, burası Türkiye yani. Gel bakarız da olur. Ama yani Türkiye abi burası ya. Yok zannetmem. Gerçekten zannetmem. Peki, sen çünkü zannetme de ben zannediyorum. Şimdi şartlar belli. Şartlar belli. Türkiye'de sonuçta uluslararası futbol piyasasında bilinmeyen bir ülke değil. Tamam, kime sorsan iki oyuncu da alamayacağını da tahmin etmemiştir bence Torrent. İster yani adam. Gerçi zaten bir şey söyleyeceğim. Bir de yani orada 6 numara ve kaleci şart diyor tabii. Yani Muslera olsa kaleci şart değil ama bence yani Galatasaray'ın sağ sol bek, 6 numara, sol açık birkaç oyuncuya ihtiyacı var. Yani minimum 6 numara ve kaleci şart. Benim de nacizane görüşüm. Peki Galatasaray'ın ön liberoya mı ihtiyacı var? Yoksa Galatasaray'ın orta sahada pas yapacak, al-ver oyununu düzenleyebilecek şapaya mı ihtiyacı var? İkisine de ihtiyacı var bence. Bence Galatasaray 3 tane orta sahaya ihtiyacı var. Bak 1 değil, 2 değil, 3. Yok ki Galatasaray'ın 3 tane orta sahaya. Tamam. Formda hastalıktan sonra tam dönemedi. Peki tamam. Formda Çıkal daha bir koyarsın. Diyelim cezalı bu hafta. Tayland'da yani olmuyor. 2-3 tane cezalı gerekiyor. Tamam. Ben şöyle düşünüyorum Murat Çayar. Hocanın getireceği 6 numaralı oyuncu hocanın da kariyerini, kaderini belirleyeceği için nasıl bir hoca olduğu konusunda bize daha iyi fikir verecek. Çünkü yani 9,5 sene, 10 sene neredeyse 9 sene 11 ay Guardiola'da çalışmış. 521 maçta yardımcılığını yapmış. Flamengo'da da az buz maç değil tabii. 520 maç. Guardiola soyunma odasında olsan Katalanca konuşsa zaten Katalanca öğrenirsin. Bir şey de anlarsın. Kaparsın yani. Brezilya'daki kariyeri de aslında 2 hafta üst üste Atletik Mineiro ile Sao Paulo'dan 4 yiyince ligde 1 puan farklı 3. olarak devam ediyormuş yani. Tabii orada bir de Jorge Jesus'un üstüne gelmiş. Burada da adamın da şansı yani. Fatih Terim'in üstüne gelmek kolay değil yani. Alex Ferguson için de geçer. Alex Ferguson'dan gelen herkes de o sıkıntı yaşıyor. Fatih Terim'den sonra gelenler de yaşayacak. Bu gerçek.
biraz hocanın işi zor. Şöyle avantajı bir... şu ama bir beklenti yok tabii. Yani ne kupada biraz iyi futbol oyna. Hani biraz üst sıralara tırman. Avrupa Kupası'na götürse. Çok başarılı sayılır mesela. Düşünsene Galatasaray'ın durumunu şu anda. Avrupa Kupalarına gitse başarılı. Şeyde UEFA Kupası'nda da Avrupa Ligi'nde de bilmiyorum tabii. Zor bence. Hani gerçekçi olmak gerekiyorsa. Aynı haberden şöyle bir başlığımız, alt başlığımız var. Galatasaray'da ilk yarıda performansı yetersiz görülen ve fazla şans bulamayan Asunsao. Unuttuk, hepimiz unuttuk. Gerçekten Asunsao'yu. Yani şimdi mi? Yani Gustavo. Kim aldı mesela Murat Caner? Asunsao'yu kim aldı? Kim haber diyor ki Fatih Terim beğenmedi Asunsao'yu ve Portekiz'e geri dönmesini istemiş. Hı. Ancak Torren antrenmanlarda izlemek istemiş Asunsao'yu. Genç Portekizli'ye bir şans daha verecekmiş. 61 yaşındaki teknik adamın yakından görmek istediği iki isim daha var. Birisi Babel'miş, öbürü de Aytaç Kara imiş. Yalnız o altta bak, solda sağda şey var. Hangisi? Sergio Rico, Paris Saint-Germain'in 3. kalecisi. Dün onu bizim Kutlu söyledi şeyde. Muhabir masasında. Onu şimdi okuyacağız. Getirelim. Pardon, o zaman. Pardon, özür dilerim o zaman. Tabii tabii. Yok, geçiyoruz sandım. İşte Torren'in istediği kaleci Sergio Rico. Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenech Torren, Başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşmede kalede güven verecek bir ismin transfer edilmesini isterken bu eldivenin Sergio Rico olduğu öğrenildi. Sezon başında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki İspanyol, Fransız devi Paris Saint-Germain'in formasını giyiyor. 2020'de Sevilla'dan 5 milyon euro bedelle transfer edilen Rico, İspanya milli takımında bir defa görev yaptı. Kaleci rotasyonu çok geniş olan ve Donnarumma, Keylor Navas gibi önemli eldivenlere sahip olan Paris Saint-Germain'de Rico bu sezon sadece ligde bir kez Navas'ın kırmızı kart görmesinin ardından forma giyebildi. Yani dünyanın en iyi kalecilerinden biri Donnarumma ile, evet, Navas'ın arkasında da forma giyememeniz çok anormal bir şey değil. Bunu dün Kutlu muhabir masasında söyledi Kutlu Akpınar, Galatasaray muhabiri. Enteresan, bana da mantıklı geldi. Çünkü Galatasaray'ın bir kiralık bir kaleciye ihtiyacı var. Yani İsmail Çipeli olmuyor. Evet. Ve bak, yani şaka maka değil Galatasaray. Diğer mevkilerden her şeyden önce herhalde onu çözmek gerekiyor. Bir kere zaten iyi bir kaleciniz olacak. Bakınız Trabzonspor Uğurcan Çakır yani bugün liderse bence bir numaralı faktör. Kalesinde oluşan gol beklentisiyle yediği gol arasında 7 fark var. En yüksek olan takım. En yüksek olan takım. Avrupa'nın zirvesinde o anlamda. Evet. Hakikaten müthiş oynuyor. O da tabii büyük fark yaratıyor. Galatasaray'ın da şaka maka bak, bu hafta Hatay maçı var. 27 puanda Galatasaray. 12. küme düşme hattının bir üstünde. Hani yanlış anlaması şimdi Galatasaray'la linç yemeyelim ama çok kolay, yani kolay biraz puana ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani bu işler öyle, şaka maka derken dikkat etmesi gerekiyor. Şuradan bakalım, atladığımız bir şey kaldı mı Galatasaray'dan ve gazeteden? Yani hoca, yani bilemiyorum ne yapacak şey. Yok, hepsini okumuşuz, tamam. Şimdi sırada Sabah gazetesi ve Fenerbahçe var. Değerli izleyenler, başlığımız Löw ile ilk temas olumlu. Avrupa turuna çıkan Başkan Ali Koç gelecek sezonun hocasını arıyor. Sarı lacivertlilerin başkanı dün Almanya'da Joachim Löw ile bir araya gelirken ilk görüşmenin pozitif geçtiği öğrenildi. Ali Koç bugün de Lizbon'a giderek Portekizli Jorge Jesus'la masaya oturacak. Süreci fazla uzatmak istemiyor. Ya Başkan Ali Koç, geçen sezon, özür dilerim, gelecek sezon için kariyerli bir hoca ile el sıkışıp transfer planlamasını da ona göre yapmayı planlıyor. Bu arada Mesut Özil'in başı döndü yazmış. 3 farklı teknik adamla. Daha dur. Çalıştı. Türkiye burası yani. Geçen Türkiye'de sene Kayseri Spor ve de 4 de olacak tabii. Eğer İsmail Kartal devam etmezse 4 olacak. Geçen sene Kayseri Spor'dan 5. Ya galiba Adıyaman Spor. Ya Tolga Bey, kusura bakma da bir şimdi bak, şimdi aklıma geldi. Tolga bir bakarsa Adıyamanspor bu sezon 2021-22 sezonunda 9. teknik direktörünü almış. Şuna bir baksın lütfen. Tolga duydun değil mi? Bak şimdi aklıma geldi yayında. 9. Şimdi bakıyor. Şimdi, bizde bu durum bu yani. En işte geçen sene şampiyon olan Sergen Yalçın bugün yok. Fatih Terim 8 tane şampiyon UEFA Kupası bugün yok, bizde böyle. Çözüm hocayı değiştirmekte. En kolay çözüm. Kolay çözüm tabii yani. Bu da gerçi bu da şey. Dünyada böyle ama bizde tabii ekstra böyle yani. Dünyada da var değişiklik ama bizdeki kadar. 9 sektör dünya rekoru falan olabilir bak, Adıyaman Spor. Şimdi Fenerbahçe'den bir başlığımız da var. Teknik direktör konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iki isimle görüştüğü. Birisi Joachim Löw, öbürü de Jorge Jesus diye yazıyor gazete. İkisi de büyük isim Murat Caner, deneyimli. Yani büyük isimler bunlar yani. Joachim Löw çok uzun süre. Evet, en son. Çalıştırmadı. Evet, Innsbruck, Rapid Wien galiba. Innsbruck. Adana Spor, Fenerbahçe. Yani
Fenerbahçe, Adana Spor, Innsbruck, Rapid Wien, Alman milli takım yardımcısı, Alman milli takımı diye devam ediyor. Çok farklı disiplinler haline geldi evet, milli takımla kulüp çok, takımı çünkü. Çok farklı zaten. Bir ay milli takım. Temposu, ritmi, her şeyi farklı. Her şey farklı. Farklı ama. Çalışma çok, modeli hepsi farklı. Ama çok yani. Büyük bir isim yani ve Mesut var. Peki İsmail Hoca göreve geldiğinden beri. Hoca'yla yaptı... arası çok iyi İsmail Kartal'la. O da zaten hani İsmail Faktör. Hoca'nın tercih edilmesi. Acaba Löw'e mi işaret diye. Ben öyle diye düşünüyorum açıkçası Murat Caner. Peki İsmail Hoca neler düşünmüş göreve geldiğinden beri? Neler, hangi tespitleri yapmış? İsmail Kartal Fenerbahçe'yi ayağa kaldırıp sezonu en iyi şekilde bitirmek için izleyeceği yol haritasını belirlemiş Fanatik gazetesine göre. En büyük sorun stres. 60 yaşındaki teknik adamın takımla ilgili ilk teşhisi en büyük sıkıntının psikolojik olduğu yönünde. Oyuncuların üzerinde kazanamama stresi var. Bu da hata yapmalarına neden oluyor. Diğer İsmail Kartal bunu aşmak için hem toplu hem de bireysel konuşmalar yapıyor. Ama bunu Komali de buna yakın bir şey söylemişti yani. Tabii o takım değil de yani camia ile ilgili söylemişti bir baskı olduğunu. Çok gereksiz. Tamam da geçen sene Emre Belözoğlu göreve geldiğinde ha. O baskıdan eser kalmadı. Evet. Eğer ama oysa mesele. Hep konuşuyoruz ama. Yani üst üste yani. Galibiyetler, coşkulu bir oyun, evet. Topu paylaşan, iyi döndüren. Ne gerekiyorsa onu oynayan Başakşehir. Takım yaptı Emre Belözoğlu. Hayır Fenerbahçe özelinde söylüyorum. Tamam Başakşehir'deki devam ediyor zaten. Devam ediyor anlamında. Stres sadece mesele stresse. Tabii. Yani zaten Türkiye'de malum yani. Yabancı sadece... teknik direktörler çok başarılı olamıyor maalesef. Ben tabii bunun nedeni de bu ülke şartlarını sadece futbol değil tabii yani. Ekonomik şartları vesaire bilmedikleri için başarılı olamıyorlar. Yani biraz önce 8 tane isim saydık. Türkiye'de şampiyon olmuş hocalar hepsi Türk tabii yani. En son yabancı hoca şampiyon. Daum mu? Ziko mu? En son? Türkiye'de şampiyon olan yabancı teknik direktör. En son Ziko oldu. Ziko ya. 2007. Ya da 2008. Ama tabii isimler Jorge Jesus çok büyük bir kariyer. Çok büyük bir isim hakikaten. Joachim Löw. Senin de söylediğin gibi 18 sene olmuş kulüp takımı çalıştırmayalı ama tabii ki çok büyük bir isim. Yani Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü taşıyacak bir isim. Ve muhtemelen Murat Caner İsmail Kartal Löw'le birlikte çalışmaya da hayır demez hocadan. Demez. Yani Löw yani. Ama mesela başka biri olsa der. Doğru. Ya yani mesela örnek veriyorum şimdi. Yani Bilic'in yardımcısı ol desen kabul etmez ama Löw'ün o kabul eder. Tabii. Yani bu yönden de mantıklı geliyor bana. Hocanın İsmail Kartal hocanın saha içi ekibi. İsmail Kartal takımı rayına sokmak için saha içi yardımcılarını belirledi. Kaptan Mesut Özil. Beklendiği gibi bu konuda İsmail Kartal'ın bir numarası olacak. Mesut'un dışında ise Luis Gustavo ve İrfan Can Kahveci ön plana çıkacak. Ayrıca tecrübeli hoca takımın genel kadro kalitesinden memnun. Ancak İsmail Kartal yönetimden mümkünse forvet ve sol bek takviyeleri yapmalarını istiyor. Golcü için Vedat Muriç ilk seçenek. Savunmanın solu içinse Nicolas Cozza ve Toni Lato isimleri gündemde. Daha bunlar çok konuşulur, tartışılır ama. Şu da bir sorun değil mi Murat Çağrı? Bak şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Yani kaptanları saydık. En eskisi Luis Gustavo. Evet. Fenerbahçe'de oynayan şu anda kadrosunda en eski kadro bulunan Ferdi galiba oyuncu. Yani bu kadar şey değişiklik, sürekli oyuncular, hocalar, sürekli futbolcular değişmesiyle başarılı olmak mümkün değil. Değil. Öyle. Yani değil. Çok zor. Mesela Vida kaç senedir Beşiktaş'ta Atiba? Necip. Doğru. Fenerbahçe'de mesela geçen devre arası geldi Mesut'la İrfan Can. İki tane kaptan. O olmadı Mert Hakan. O da bir sene, bir yarım devre önce gelmişti. Yani bu oyuncular tabii ki kaptanlık yapabilir Fenerbahçe'ye ama hani bir de böyle bir şey yok. Takımda bir 10 sene, yani Volkan Demirel yok işte gibi. Ya da bir Emre Belözoğlu yok. Doğru. Yani bu kadar oyuncu git gelle de başarılı olmak pek mümkün değil. Gustavo geçen sene Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra da Emre Hoca'nın çok fazla tercih ettiği bir oyuncu değildi. Oysa ki Gustavo ile hani biz tanışma fırsatı da bulduk, sohbet etme fırsatı da bulduk. O, kanka ya. Gustavo ile yok. Hani profesyonel olarak, futbolcu olarak. Son derece şey bir profesyonel. Ciddi bir profesyonel. Yani evet ama şey uymuyordur hocanın. Çok ofansif olarak hani yetenekleri sınırlı. Yeteneksiz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın da. Hani bir Sosa gibi yaratıcı oyuncu değil. Bir İrfan Can gibi değil. Defansif orta saha oyuncusu. Hoca da onu tercih etmedi ve iyi oynadı ama Fenerbahçe onun oynamadığı dönemde. İşte onu söyleyecektim. Yani hoca tercih etmedi ama. Yani iyi de oynadı yani Fenerbahçe. Yani Luis Gustavo Neto'yu de 7 sene Bayern Münih'te oynamış futbolcudan bahsediyoruz yani. 7 sene. Çok üst düzey bir oyuncu ama hani Emre Belözoğlu tercih etmedi ve iyi oynadı Fenerbahçe.
Ha bilmiyorum ben de mesela acaba bunu... ne oturmuyor diye hep merak ediyorum yani. Bir gün fırsatım olsa soracağım. Ya karşı biraz artık ama olsa. Futbolda artık futbolda defansif orta saha oyuncusu değil de artık her orta saha oyuncusu ama Josef de Souza nasıl evriliyor? Josef de Souza da genç değil. Evet, genç. Josef de Souza da evriliyor. Nereye koyarsan orada oluyor. 2 yaş büyük. Yani Gustavo'nun da evet, tabii kariyerine bak bir kere. Şimdi Gustavo'nun oynadığı ve kontrol etmesi gereken alanı bir düşün. Josef de Souza da zaman zaman o kadar geniş alanlarda kaldı ama çok fazla değil. Hı. Ama Gustavo çok uzun süre çizgiden çizgiye, çizgiden çizgiye bir alanı tek başına kontrol etmek mecburiyetinde kaldı. Dolayısıyla çok yalnız kaldı o bölgede. Biraz gözden düşmesinde bunun da etkisi varsa ona vardır dikkat etmek yani. Lazım. Vardır mutlaka. Tek başına o kadar geniş alanı kontrol etmesine istersen mümkün evet. değil. Mutlaka vardır ama ben hani öbür tarafa bakıyorum. Bardağın dolu tarafına olmayınca da Fenerbahçe iyi oynuyor. Yani şey Gustavo'nun kariyerine doğru. ya da futbolculuğuna da yani ben bir kere benim için kriterdir Bayern Münih mesela. Hani benim nacizane futbol. Bir futbolcu Bayern Münih'te 7 sene oynamışsa aa demem. Bayern Münih yani orada yok menajer gazı, hatır, gönül zaten Almanya. Yani bir de Bayern Münih. Ama demek ki olmuyor artık. Ben öyle düşünüyorum. Bir de ben yani artık defansif orta savuncuların da ofansif katkı sağlaması gerekiyor. Mesela Josef ileriye doğru oynuyor. Öne koy, ileriye doğru gidiyor da hani skor da var. Derbi de var zaten. Her derbi de var. Josef tabii çok özel bir oyuncu. O katkı yapamıyor öyle Gustavo. Artık son bir dakikanın içerisindeyiz. Bir de biz yayına girmeden kısa bir süre önce gelen bir son dakika gelişmesi. Avustralya Açık Tenis Turnuvası değerli izleyenler önümüzdeki hafta başlayacak malumunuz. Novak Djokovic'in vizesi, Avustralya vizesi ikinci kez iptal edildi. Göçmen Bakanı. Yani çok acayip şeyler oluyor orada tabii yani. Göç Bakanlığı. Göç ama Bakanı. Başında iptal etselerdi ya diye düşünüyorum. Mahkemeye gitti. Mahkeme vizenin iptal edilmesini tutarsız buldu. Dolayısıyla tekrar geri iade edildi. Ancak bu sefer Göç İdaresi Bakanlığı kamu sağlığını düşünerek. Çünkü vize başvurusunda diyor ki en son pozitif olduktan sonra hiçbir yere seyahat etmediği bize deklare edildi Avustralya vize başvurusu esasında. Oysa ki İspanya ile Sırbistan'a gitti. Yani sen yalan beyanda bulundun diyor. Orada bir yasal boşluk yakalamışlar yani. Özetle, almamak için bir şey bulmuşlar. Yalan beyanda bulundu diyor. Djokovic de diyor ki o diyor bir insan hatası. Hani yanlış kutucuk işaretlenmiş. Evet. Enteresan değil mi? Hakikaten çok, çok acayip enteresan. Bir durum. Acaba adamın şeyi geçmesini mi Federer'le Nadal'ı geçmesini mi şey yapıyor? Hepsi 20 ya galiba değil mi? Yalan yok zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu ya. Yok. Ama biraz şey var ona karşı bence Djokovic'e karşı. Bir ön yargı var. Dünyada tenis top. Ne Tolga? Hepsi 20 değil mi? Bu konunun. Ne diyor? Ya bu konu çok daha detaylı bir şekilde ele alın. Farklı bir formatta. Benim söylediğim konu. Yo şey. Bu yaşanan süreç. Ciddi bir şekilde ele alınıp işlenip bir video paket olarak bir belgesel gibi. Olur zaten ki. İşleneceği söyleniyor. Evet. Bence olur kesin olur. Hakikaten çok acayip. Yani acaba aşı karşıtlığından dolayı mı? Onu da anlayamıyorum tabii. Ben mesele... ama saygı duyuyorum ama anlamıyorum tabii. Aşı karşıtlığından. Peki süremizin sonuna gelmişiz. Raşit Altun çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar, haftanın son manşetini burada noktalıyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.